İyi günler sevgili izleyiciler. Saatlerimiz 11. Halk TV'desiniz. Yazı işleri programı başlıyor. Evet haftanın son programı. Referandum üzerinden neredeyse artık bir hafta geçti yani. Haftayı tamamlıyoruz. Ee, ama tartışmaları bitmedi. Bitmeyecek. Her ne kadar Cumhurbaşkanı hiç üstüne vazife olmadığı halde, e, Yüksek Seçim Kurulu ya da Resmi Gazete gibi davranarak bu iş bitmiştir, tamam artık fazla konuşmayın e, diyorsa da bu herhalde kamuoyunu e, daha uzun süre meşgul edecek. Çünkü Burada sadece efendim oylar çalındı mı, oylar değiştirildi mi, kaydırıldı mı değil. Açık bir şekilde Yüksek Seçim Kurulu'nun kendi kanununu çiğnemesi ve buna hiçbir gerekçe göstermediği gibi cevap da vermemesi. Önemli olan bu. Bir kanunsuzluk yapıldı. Anayasa ihlali yapıldı. Bunun üzerinde özellikle ben daha çok duruyorum. Tabii mühürsüz oy pusulaları, bu pusulaların daha sonra evet et çevrilmiş olup olmadığı, Türkiye'de ne kadar sandıkta ne kadar oyun mühürsüz kullanıldığı, bunların oy dağılımı bunların hepsi soruşturmaya muhtaç konular. En azından kamuoyunun bu konuda hiçbir kuşkusunun kalmaması gerekiyor. Tabii bu şöyle bir durumda ortaya çıkardı. Genel havayı söylüyorum. Toplumun önemli bir bölümünde seçimlerin sağlıklı ve adil yapılmadığı konusunda bir inanç oluşmaya başlıyor ki bence en kötüsü zaten bu. Yani bundan sonraki seçimlerde ne yapalım kardeşim oy kullansak da kullanmasak da nasıl olsa istedikleri sonucu alıyorlar gibi bir duygunun oluşmaması gerekiyor ama bu da kaçınılmaz. İşte bu nedenle bu referandum bu şekilde işliyor olsa bile kamuoyunun net bir şekilde öğrenmesi lazım. Bu kuşkuların tamamen giderilmesi lazım. Bunlar giderilmediği sürece bundan sonraki hiçbir seçim sağlıklı olmayacak. Ki zaten bu başkanlık denilen bu garip sisteme geçtiğimiz zaman seçime gitmenin de çok bir anlamı kalmıyor e, pek çok kişinin gözünde. Zaten öyle bir inanç var. Yani bu son seçimde Bundan sonra seçim olsa ne olur, olmasa ne olur. Her tek adam ülkesinde görüldüğü gibi e, gücü elinde tutan sonunda sandıkları da elinde tutuyor anlayışı var. Tabi bütün bunların yıkılması, bu kuşkuların kafamızdan atılması lazım. Şimdi e, çok uzatmayayım sözü. E, bugün konuğum e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim konusunda. E, Koordinasyon, Merkezi. değil mi? Ko Seçim Koordinasyon Merkezi başkanlığını yapan e, eski İzmir Milletvekili Erdal Aksünger. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Şimdi referandumdan önce konuştuk e, o e, sohbetimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin referandum günü alacağı bütün önlemleri anlattınız. E, sandıklara nasıl sahip çıkılacak, oylar nasıl e, merkeze ulaşacak, sonuçlar bunlar nasıl değerlendirilecek, bunların hepsini konuştuk. Öncelikle şunu sormak istiyorum. O gün anlattığınız konular aynen gerçekleşti mi bir kere? Yani Cumhuriyet Halk Partisi referandumdan, e, yani oylar açılmaya başladığı andan itibaren sizin koordine ettiğiniz birim sonuçlara sağlıklı biçimde ulaşabildi mi? İtirazları yapabildi mi? Gerekli bütün önlemleri alabildi mi bir kere? Oradaki başarıyı bir anlatırsanız. Yani orada hiçbir problem yok. Biz yani kanuni olarak kendimizce planladığımız bütün süreci de bir götürdük orada bir problem yok zaten. Yani bilgi akışı, tabii, tabii, tabii. E, o anlattığınız hani evet. e, bir telefon üzerinden kurduğunuz sistem, e, yurdun neresinde olursa olsun belirlediğiniz isimlerin bir tuşla sonuçları aktarması, bunların işlenebilmesi gerçekleşti. Şöyle 2014'te özellikle han sistemin çökmeleri şunlar bunlar bir, o zaman çok yoğun bir trafik olduğu için sistem bizim YSK'nınki çöktü bizimki çökmedi zaten. Çökmedi. yani o da YSK zaten kendisi de bunu itiraf etti çünkü biz sadece YSK'dan veri almıyoruz. Yoksa ben o verileri görmesem bakın gönüllerimizden, örgütlerimizden, okul başlarımızdan gelen bütün verilerin hepsi akarken basın toplantılarını neye dayanarak yapacağım zaten bu kadar büyük itirazı. Çünkü benim önümde şöyleydi. YSK veri akışı başlarında Anadolu Ajansı'nın manipülasyonları çok rahat görüyordum. Yüzde 9.9 daha YSK'dan gelen verilerdeki birebir aynıdır. Biz bir dakikada bir veri aktarımı yapıyoruz yani. iki dakikaydı bir dakikaya indirdik onların hepsini. Orada da arkadaşlarımız var başında duruyor. Onlar da izliyorlar. Kokpit denilen orada bir yer var. Bir de sistemlerin işlediği yerlerde insanlar var. Daha 9.9'u açılmış sandıkların. Anadolu Ajansı %60'ın açıldığını söylüyor. Çok net bir şey söylüyorum yani bizdeki ki Bizim okul önlerinden %57 gelmişti o anda yani Anadolu şeyde YSK'da 9.9 açılmış oran olarak yüzde. bizde %57 idi zaten yani biz çok sıkı bir şekilde onları aldık bizim en büyük sorunumuz zaten bu tam kanunsuzluk denilen işin üzerinden yürüdü orası da tek odak noktası var Güneydoğu tek odak noktası Güneydoğu yani sıkıntılı bütün sandıkların olduğu yerlerde Güneydoğu'da oldu tam kanunsuzluk Türkiye'nin her yerinde oldu. Yani bu ikisini ayırmak lazım. Yani Şimdi o zaman ne oluyor? Yani Güneydoğu'da olan ne? Tam kanun bütün ülke çapındaki tam kanunsuzluk ne? Şimdi tam kanunsuzluk şu: mühürsüz oy pusulaları meselesi ve az tercih olması gereken mühürlerde evet olması. Bundan ilgili şu var: ne değiştirir ne değiştirmez'i konuşmak lazım bundan ilgili. Bir de bu iki tanesinden bir tanesi de eksik oy pusulaları meselesi var. Bu üçü az tam kanunsuzun içerisindeki bir konudur zaten tamamlanmıştır, tamamlanmamıştır. Bu. Bunu... Ee, son şeyde kaldık. Yani kurduğunuz sistem, umduğunuz, beklediğiniz sonuçları aldınız mı oradan? Aldım. Çünkü yani o şey ama olayın bir başka boyutu var. Şimdi, şimdi oraya. Evet şimdi söylüyor. Ben o gece çok ya, sabahın beşinden yaşamış bir insan olarak yani. Hani cumartesi günü sabahtan neredeyse çarşamba günü akşama kadar belki de 6-7 saat uyuduk yani orada. O gün sabaha kadar da bu süreci yaşanmış bir insan olarak söyleyeyim. Zaten hani ben e, nereden iddia ediyorum bir buçuk milyon böyle bir o, oy olduğunu söyleyeyim. Bir buçuk milyondan çok daha fazla. Heh, şimdi oraya gelmek şimdi, istiyorum. Yani ee, şimdi anlatıyor bilin yani neden zaten kurduğumuz sistem bunu bize gösterdi zaten neden gösterdi. Sabahın saat sekizinde bu neden doğuda yedide başladığı için oy, oy verme işlemleri. Saat 8'i 12 dakika geçe yağmur gibi akmaya başladı. Yani bu tür şeyler her yerden. Doğu'nun 31 tane ilinde başladı çünkü ilk seçim. Sabah 4'te. Ve bunların hepsini itiraz ettirdik biz zaten. Zaten konuyu da oradan çıkartıyoruz zaten. Hani bütün verilerden, şundan, bundan. Kaç tane yerde biz şerh koymuş benim örgütüm. Sandık başlarındaki arkadaşlar. Bu normalde 3,5-4 milyonu bulur. E, şey bilmiyorum çünkü sonra damgaladıkları için hepsini komple. Bizim o öğlenliğin saat öğlen herhalde saat 11-11.30 civarlarında şöyle rakamları topladığımız zaman tahmini olarak söylüyorum. 2.5 milyon üzerindeydi. Ben 1.5 milyon olarak dedim. Hani, hani bir 1.5 milyonda bir sıkıntı Peki, olabilir. Şunu, Şer koyduk bunları. Şunu şimdi ee, oylama başlamış. Mühürsüz. Peki mühürsüz olanı o dakika mı hemen şey tutuldu? Tabii tabii yani, tutanaklar tabii. Peki yapıldı mi yani mesela? Sonra mühürlediler onları. He. YSK bunları saat 5'ten sonra kendisi 5'i 9 geç açıklama yaptı. Sonra ne yapmış oldu böylece? Asla şer koyduğumuz konularda İzin delil, oldu. delil yok etti. Hmm. Delil yok etti yani. Sen şer koymuşsun konuya mühürsüz bunların hepsi diye şer koyuyor. Bizim sandıktaki arkadaşlarımızın hepsi. Hayır şunu öğrenmeye da... çalışıyorum yani e, bu pusulalar geliyor sandık oturuyor daha oy kullanma başlamadan bunların hepsinin mühürlenmesi lazım. Mühürlenmesi lazım. Peki e, soru şu Cumhuriyet Halk Partililer bunları niye mühürlemiyoruz demiyor mu? İşte dediği için şer koyuyor zaten. Yani, ha, şöyle yani, öyle, şöyle yani niye mühürlemiyorsunuz dediği zaman sandıktaki e, başkan olan ya da işte oranın yöneticisi var değil mi bir tane? Evet. Mesela o niye mühürlemediğini söylemiyor mu? Söylüyor zaten şöyle durum oluyor. Şimdi diyor ki mesela bunları mühürlememiz lazım dediğinde tamam mühürleriz dediğinde o o, o süreyi yarım saatlik süreyi geçirmiş oluyor. <laughs> yani bu bilerek yapılmış bir operasyon benim gözümde. Hı. Olmasa böyle bir şey olur mu? Yoksa biz nereden bilelim zaten bunların mühürsüz olduğunu sabahın 8'i 12 geçe. Nereden bileceğiz o zaman mesela böyle bir şikayette bulunmasa benim sandık görevlim e, kendisini suçunu da kabul etmiş olur zaten öyle olunca. Bunlar mühürsüz olduğu için. Bunları ilk yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nin sandık başlarındaki örgütü zaten bunu yaptı bunların hepsini. Hani onlar bu şerhleri koydular bir vesile. Zaten sorun şu atıldıktan sonra gelen zarflarda mühür problemi var bir de üstüne üstelik yani. Ya yani şöyle normalde siz zarf veriyorsunuz diyelim ki. Zarfın aslında dışarıdan temini daha zor bir iş yani damgal olarak. Belki pusulanın daha kolay olabilir hani başka türlü. O da neden diyor filigramlı dediği için söylüyorum onların kim filigramlı olduğunu bilmiyor. Kimse. Ama tabii canım ben aklıma onu, gelmedi şöyle kaldırıp bak bakmak. Yani siz de bilemezsiniz şu an entelektüel olan bu işi bilen de nereden bilsin filigramlı mı? Zaten YSK Başkanı'nın söylediğini dikkat ederseniz o akşam yaptığı basın açıklamasında diyor ki onlar bizim oy pusulalarımız diyor. Nereden biliyorsunuz? İşte en çok ben de onu merak ettim. Yani dedi ki bunlar sahte değil. Peki nereden o zaman mi? bir tutanak lazım yani mühürsüz e, pusulalar incelendi ve bunların sahte olmadığı. Mümkün değil. Ama diyor ki sahte değil onlar. Peki nereden biliyorsun? 9 milyon oy var. Bilmiyor. bilmemen lazım normalde. Yani Onu sonuçta, biliyorsan bana sayıyı da bilmen lazım kaç tanesinin mühürsüz olduğunu. Şimdi e, şöyle. 55 milyon yurt içinde seçmen 55 milyon pusula var. E, bir de fazlası var tabii. Bir de fazlalığı var bunun. 17 bundan. milyon mu 19 milyon mu? 70 Böyle. milyon küsür tane pusula var. Hmm. fazladan. Bunların hepsi gidiyor mu içe seçim kurulunda gidiyor. Eksik nereden çıkıyor? Eksik olanlar nereden çıkıyor? Mümkün değil yani aklınıza mı gelir böyle bir şey zaten eksik gönderecekler içe seçim kurullarından. Tam tersi fazla gönderiyor aslında. E tamam yani. bunların hepsinde bir tutanaklarını tutmuşuz. Hepsinin eksik geldi diye bunların hepsi. Zarflardaki mühürsüzler, oy pusulalarıyla ilgili olan mühürsüzler bunların hepsi. Ayrıca o da değil sadece bakın. Zarflar mühürlü diyelim. Bakın zarflar mühürlü, yanlış anlaşılan bir konu daha var bunun içerisinde. Zarflar mühürlü, İçinden çıkan oylar mühürsüz. Hmm. İkisinin de mühürlü olması lazım yani zaten tabii, hem zarf hem tabii, pusulanın. Tabii içinden çıkan oylar mühürsüz zaten. Bunlar mühürsüz, geçersiz sayılması lazım. Zarf mühürlü, zarfta iki tane mühür var. Bir tanesi ilçe Seçim Kurulu'nun mühürü, bir tanesi de sandık başında vuracak olan mühür. Bu zaten ilçe Seçim Kurulu'ndan gelirken mühürlenmiş tabii, gelmesi Zaten Tabii mühürlenmiş lazım. gelmesi lazım zaten onların hepsini. İçinden çıkanın da mühürlü olması gerekiyor. İçinden çıkan mühürsüz. Oy sayımında görülüyor bunların hepsi zaten. Bir yerinden baktığınızda. Şimdi size. o şey olduktan sonra. O sayımlardan genel sonra. Genel merak şey. bir de şu. Beşi beş geçe Yüksek Seçim Kurulu dedi ki, Ey sandık kurulları, mühürsüz oya falan bakmayın hepsini sayın. O andan itibaren. Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde şu tutanak var mı? Evet, Yüksek Seçim Kurulu'ndan bu geldi ama bizim sandığımızda 15 tane mühürsüz var. 20 tane mühürsüz var. Gibi tutanak tutuldu mu? Ya da öyle evet, bir talimat gitti 6, mi? bin küsür tane sandık başında bu tutanak tutulmuş. 6000 6 küsür bin. sandıkta. Sandıkta. bin küsür sandıkta itiraz edilmiş bununla ilgili olarak bu konu. Şekil olarak diyorum. tam kanunsuzluğa giren konular bunların hepsi. Ayrıca şu da var yani bunu yaptıktan sonra YSK Başkanı kendisi de bunu kabul etti zaten mühürsüz çok olduğunu, bayağı olduğunu. Açıklama da yaptı bunlarla ilgili zaten biliyorsunuz. Bunlar müferit konular değil zaten. Binlerce var çünkü konunun içerisinde. Ve şunu da söyledi zaten bunların hepsini. Kendisi söyledi bunların. Dedi ki İsa Sırey olarak söylüyorum. Yani neden bunlarınla ilgili olarak e, İsa Sırey diyorum. Zaten bu konu itiraza tabi olacak bir konu. Sen bunu beyan edemezsin yani. Bunlar gerçektir, sahtedir diyemezsin ki. Nereden diyeceksin? Daha kapanmış iki saat olmuş. Sen açıklama yapıyorsun. 70 milyona yakın oy pusulasını gördün mü sen? Bu ancak mühürsüzlerin kendi bilgileri dahilinde olduğunu gösterir. Yani o zaman sahte öyle. O zaman... sahte değil diyorsa ya biliyoruz mühürsüz ama sahte değil merak etme diyor bana. O zaman o da içinde. Hah. İşte onu demek istiyorum. Yani mühürsüzlerin olması gerektiğinin talimatı gittiğini anlıyorum ben orada. Yani mühürsüz gönderin demişler. Onun için rahatlıkla diyor ki yok yok sahte değil onlar diyor. Sade mühürsüz. Bakın ee, bu ee, şimdi insanların da çok merak ettiği konular bazen gündeme geliyor. Sandık görevlerimiz konusu. Yani o benim hani normalde benim görev alanımda değil zaten. Biliyorsunuzdur herhalde benim işim aslında normalde benim işim genel merkezdeki sistemi yönetmek. Evet. Benim işim bu. Tabii canım yani bütün sandıklarla. Benim, o, iş, o, başka o başka arkadaşların işi. Benim işim değil o. O başka arkadaşların işi. Yani partimizde seçim işleri ve örgütün işi onlar. O benim işim değil. Ama Doğu ve Güneydoğu'da yaşandı bu tür sorunlar. Bizim özellikle e, sandık görevlilerimiz konusunda. bunun İçişleri Bakanlığı açıkladı kendisi zaten. Biz buna itiraz ettim. 10 Nisan'da İçişleri Bakanı çıktı, basın toplantısı yaptı. Dedi ki biz oy kullanan hiç kimseyi okullarda bırakmayacağız dedi. Senin böyle bir açıklama yapabilme hakkın yok. Senin böyle bir yetkin yok. Sen kim oluyorsun bunları yaparken? Senin böyle bir hakkın da yok. Hukukun da yok. Bu da tek yetkili YSK. O günün Türkiye'deki kanun koyucusu o. Yüksek yargı organı zaten. 6 tane yargıta üyesi. 5 tanesi danıştay üyesi. Şimdi bunu yapmış YSK başkanı. Bana bir salı günü gittim ben YSK'ya. Aslında bunun adı bir yüzleşme. Benim gözümde. Ya ben bir yüzleşmem lazım ya biz bunları konuşmadık mı hepsini? Benim aklıma gelmez bu tür şeyler yapacağınız diyorum. Şimdi neyi konuşmuşuz? Mühürü onu bunu. Şimdi İçişleri Bakanlığı'nın meselesinden dolayı sorduğum için onu söyleyeyim. Dedim ki İçişleri Bakanlığı'nın bu açıklaması böyle böyle şöyle şöyle. Dedik evet dedi doğru. Ay, yüzü orada kendisi de. Biz dedi saat üç buçuk civarlarında uyardık dedi. Böyle bir şey yapamazsınız falan diye uyardık. Ya sabahtan beri yapıyorlar sen üç buçukta bunu söylüyorsun. Ona da gelme. 10 Nisan'da bu açıklamayı yaptığında YSK Başkanı çıkıp açıklama yapacak veya İçişleri Bakanlığı diyecek ki böyle bir şey yapamazsınız. Sizin görev alanınızın dışında bu. Neden? O günkü otorite YSK diyecek ki belli okullarda problem varsa Tabii. oralara kolluk koyacak. Ben e, kendisine şunu da ifade ettim. Ben sana hangi okulda problem olduğunu söyleyeyim. Silahlı adamlar nereye gittiğini, hangi insanları derdest ettiklerini, hangi yerlerde muhtarlar operasyon yaptıklarını onlar bana geliyorsa sana da geliyor. O zaman sen oraya adam koyacaksın yani. Beni bütün sandık başlarından uzaklaştırıyorsun. Yani gizli tasife gidiyorlar yani. Açık e, koy gizli tasife. Şu şeyi çok duyduk. Ee, yani özellikle hani bölgede daha etkin olan parti HDP. E mesela HDP'nin bütün e, sandık e, görevlilerini e, sayım sırasında orada tutmamış yani asker yani ve polisle çıkarmışlar. Dinleyelim. Yani bu zaten yeterli bir sayı çünkü HDP'nin oradaki organizasyonu bizim daha üstümüzde çünkü orada siyasal olarak onlar Şu daha da hakim olarak güçlü yani. Ya yani şimdi kalkıp bunu böyle efendim biz de her orada şunu yap, yapabiliriz demek değil onlar daha yürekli o, o konuda mecburen yani kendi siyasi alanları çünkü e, ama bizim arkadaşlarımızı dövdükleri yerlerde dünya kadar şey çıktı kim dövüyor? Ya korucular ya muhtarlar ya bilmem ne. Bunlar bizde şey şikayetimiz savcılıklara şika bulunmuşuz. Şimdi burada şu şeyden geçmeyelim hemen İşleri Bakanlığı'nın meselesinden. Saat üç buçukta bunu söyleyemezsin sen. Sen bunu 10 Nisan'da açıkladığı gün söylemiştim kendilerine zaten. Ben bunu kendilerine söyledim güldüler. O zaman itibaren 11 Nisan'da. Gülüp geçildi bunlar. Öyle bir şey mi olurmuştu? Neden? oy kullanan herkesin anayasal hakkıdır Tabii, zaten sonuç, yani böyle bir şey. Sen kadar. okuldan nasıl çıkarıyorsun yani? Adam istediği gibi kaldı ki o alanlarda kolluk olamaz. Yasa böyle diyor yani. Kolluk olmayacak orada. Polis olmayacak orada yani. Polis veya jandarma neyse kolluk diyorum Ancak bir gü yani. yani güvenliği ihlal eden bir durum varsa çağrılacak. O zaman yani. içe seçim kurulu sandık başkanları söyleyecek içe seçim kuruluna. içe seçim kurulu da Oradaki kolluğun başında kim varsa emniyet ve jandarman onlara söyleyecek. Böyle bir konu bu. O içe seçim kurulu başkanı da hakim zaten. Böyle bir durum var. Şimdi bu, bu, noktada şimdi aklınıza ne geliyor? Ya böyle bir şey olur mu zaten yani? Siz gülüp geçmişsiniz buna. Biz beraber konuştuğumuzda ne, ne düşünüyoruz? Ha öyle olduğuna göre biz tabii kime güveneceğiz? YSK yargı organı sonuçta. Tamam dedik o zaman bir problem yok. Aynı benzer güldükleri bir hikaye daha vardı. O da iki ay önce falan oldu herhalde. yani siz de mutlaka görmüşsünüzdür e, sosyal medyada bu evet yazan mühürler hmm. meselesi. Ben bunu kendilerinden yüzde konuştuk gittik. Hemen bu olaylar olunca dedim ki yani bu nedir yani böyle bir şey olmaz tabii yani değil mi? Yani böyle bir konu yoktur herhalde tahmin ediyorum ki. Bu sadece bir manipülasyon olduğunu düşünüyorum ben dedim. Çünkü o genel seçimlerin hikayesi evet mühürü. Direkt kendilerine söyledi. Öyle şey olur mu dedi. Biz zaten tercih mühürleri yaptık. İhalesini de Sonra yaptık. açıklama da yaptılar. Dediler ki yani evet mühürü değil tercih mühürü kullanılacak. Kendileri de açıklama Ama yaptılar. Ama binlerce sandıkta evet çıktı. Peki nasıl oluyor? Şimdi şöyle bir durum var. Siz bir sandıkla ilgili içe seçim kurularına hepsini gönderiyorsunuz. İçe seçim kurularına. Sandıkları onlar koyuyorlar. Yani mühürleri de içine atıyorlar. Sandık sandık gönderiyorlar. Her bir sanda iki tane evet mühürü konuluyor. Bir tane de yedek çünkü konuluyor. Bazılarında da iki tane şey var. Mesela benim kullandığımda iki şey vardı. Aynı anda iki kişiye verip. Biri Ver, verebiliyorlar. Oraya. Hızlı kullanılsın tarzında öyle bir şey de yapıyorlar. Peki nasıl oluyor? 370 küsur bin tane siz tercih mühürü yaptırmışsınız. Bunu 971 tane seçim bölgesine göndermişsiniz. Yani şöyle 970 tanesi Türkiye'de bir tane seçim bölgesi de yurt dışı olarak söylüyorum. Her bir sandığa iki tane olup koymuşsunuz. Kim değiştiriyor bunları yapıyor? Ve neden? neden yani. Neden yapıyor? Neden eksik çıkıyor oy pusulaları? Neden Bunun cevabı yok işte. Şimdi bizim aklımızdaki bazı itiraz ettiğimiz konuların bir kısmında bunlar var. İşte ne zaman? Çarşamba gününe kadar bu sonuçlanacak bizim açımızdan her şey. onu suç birlikte devam edeceğiz bunları yapmaya. Şimdi buradaki temel sorun şu. Adam bana gülmüş geçmiş bunlarınla ilgili konuda yani. Benim böyle bir şey olmayacak. Bu ne demektir? Böyle bir şey olursa kanunsuzluktur demektir bu. Kanun da açık zaten. Yani e, seçim kanunu 298, 98. maddesi açık olarak her şeyi ifade ediyor. İkinci maddesinde de var. Bunlar orada yazıyor zaten. Ayrıca e, şeylerin elinde e, ilçe seçim kurularında bu işi nasıl yöneteceğine dair bir konu var. Bir de ellerinde her sanda bir sayfa, tek sayfada şey gönderiyorlar. Yani bu seçim nasıl yönetecek diye basit bir şekilde orada da hepsi yazıyor. Zaten ben kalkıp da içindeki maddi hatalar konusunda bulduklarımızı zaten sistem bulacak zaten. Burada bir sistemde bulduk zaten bunları. 10 bine yakın sandıkta itiraz ediyoruz. Bunu demiyorum ben. Tam kanunsuzluk noktasında bu referandumun iptal edilmesi gerekiyor. Hı. Çünkü. Şimdi o önemli. Yani bir bu işte abuk sabuk uygulamalar var işte. Evet mühürü gitmiş. İşte zarfta mühür var. içindekinde yok. O ya da tersi. İşte bir takım şey kolluk kuvvetlerinin girmesi falan ama bir de işin anası var sizin tam kanunsuzluk dediğimiz. tam kanunsuzluk. Ve esas itiraz oradan yapılıyor değil mi? Yani bu efendim seçimde orada bunu yaptılar, burada bunu yaptılar gibi böyle binlerce örnek değil. Bir tam kanunsuzluk. O ne? Bakın şimdi o biraz önce söylediğiniz tam kanunsuzun dışında kalan maddi hatalar zaten sivil toplum kuruluşları çoğunu ben verdim zaten. Yani tutanakları diğer şeyleri elde ettiğimiz için bizim işimiz tutanakları elde etmek zaten normalde. Hani onu elde edip maddi hataları tam kanunsuzluk Kanunda açık şekilde yazan bir konuya iştahat yaratmak yani bir boşluk olursa şöyle olur. Bir kanun maddesinde ya bu böyle de anlaşılabilir şöyle de anlaşılabilir diye eğer bir açıklık varsa yoruma açıklık varsa ...onla ilgili bir mahkemedeki herhangi bir yargıç şunu söyleyebilir. Ya bu böyle diyor ama şurada sanki muğlak bir durum var bundan ilgili benim yorumum şu derse ve ona göre karar verirse bu iştahat oluyor kanundaki açıklık veya muğlak bir şey vardır orada. Başka türlü anlaşılabilir. Çünkü bu yorumu yaptığında o yorum örnek olur iştahat olarak. Başka hakimlerin, yargıçların da e, karar vermesinde örnek olur bunlar. Ama kanunda hiçbir açıklık yoksa. Neyse. Yani net. Netse yani. Diyorsa ki kardeşim, mühürsüz olan oy pusulaları ve zarflar varsa bunlar geçersizdir ve iptal edilecektir. Derse buna siz ya burada açıklık var ama diye bir kelime kullanamazsınız. Kullanamayacağınız için siz kanun yapmış gibi olursunuz kullanırsanız. Burada açık çünkü kanun yapma yetkisi neresi? Türkiye Büyük Millet Meclisi. O kadar yasama. O kanunu kaldırma yetkisi de onun tabii. Yasama değil mi? Siz burada iştahat yaratamazsınız. Muğlak bir durum yok. Zaten iştahat yaratmıyor. Kanunu çiziyor. Yani e, kanunu tabii, kaldırıyor. E, tamamen hani onu uygulamıyor. Kanunu uygulamıyor. Bu kanun uygulanmıyorsa... O zaman tam kanunsuzluk var. Ayrıca içtihat gibi düşünürsek, bundan sonraki bütün seçimlerde hiç kimsenin mühür kontrolü yapmasından da gerek yok. Yani geçen seçimde mühürsüzler kabul edildiğine göre burada da kabul edilecektir anlamı çıkmaz mı ondan? Tabii 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 yani, yani tabii. Şimdi bakın, burada bazen böyle garip durumlar böyle garip havalar oluşuyor bazı şeylerle ilgili. Ee, tutanaklar üzerinde hem e, işte sivil toplum kuruluşları, oy vetesi, hayır vitesi, bunlar da beraber çalışıyor. Arkadaşlar bizden hemen temas halindeler. Zaten bulunan e, şeyler, tespitli olan konular bizim amacımız bunları almak yani tutanakları, şunları, bunları. Ne yapmak? Şekil çartıyla da ayrı ne var? Benim bütün örgütümün hepsi bunlara şerhler koyması lazım. Ya burada bu problem var, burada bu. Ben şerh koyuyorum ki itiraz edebileyim diye değil mi? Bunların hepsine itiraz ederiz. Bunlar ayrı bir konu. Bunlar da Bunlar seçimi değiştirir mi? değiştirir. Ama şimdi ortada bir tezgah var. Ortada bir senaryo var yani. Bana hep yani bana her şey bunu hatırlatıyor yani hikaye. Çünkü baktığım zaman da dedim ya bir yerde e sabah 3'te dört, 4'te bunu düşünürken ya dedim ki ya bu nasıl olur böyle yani bunu nasıl demek ki daha önceden şöyle olmuş böyle olmuş şöyle yapmışlar böyle yapmışlar. Ya şimdi hangi seçimde böyle bir şey yaşanmış yani yalan söylüyorlar. Hocam o dediklerin hepsi sandık bazındaki itirazlar. münferit onlar. Ha o sandık başkanının ya da heyetin hatası, birini atlamış, imzalamamış. Tamam bu, iptal edilmiş. Ha. İptal edilmiş. Yani bu o yani böyle bir karar ilk defa alındı. İşte Yüksek Seçim Kurulu kararı. Yani o kadar şey söyleme. Neyle ilgili olan? Yani anlatalım hemen. Yani. şimdi şöyle bakın ne zamanın şeyi? E, 2014. 30 Mart 2014 mahalle seçimlerde Ensar Bey de göndermiş. Buna benzer bir sürü şey var bende. Ardahan Çıldır ilçesi Gölbelen köyünde 8 adet o 8 adet oy. Müferit dediğim için. Ba başvuru yapılmış. Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapılmış. İlçe Seçim Kurulları bunları reddetmiş. Ki İl Seçim Kurulu da reddetmiş. Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapılmış bunların Hı. ilgili. Yüksek Seçim Kurulu da bunların hepsini iptal etmiş. Çok basit. İki yurt dışında biliyorsunuz o dokuzuna kadar kullanıldı beşinden beş, beş Nisan dokuz Nisan arasında örnekleri mevcut. O örneklerde de şu var. Zarflarda eğer mühür yoksa iptal ettiler. Yani bu 2017 16. Aynı Nisan, referandum. Aynı, yani. aynı referandumdan aynı. bahsediyorum yani. Yurt dışında gelenler iptal edildi. Ama o sırada tabii Yüksek Seçim Kurulu'nun şeyi yoktu. Ya yani mesela şimdi böyleyse onların te tekrar açılıp belki mühürsüzlerin de tasnife girmesi gerekir falan Tabii. gibi. Ya Burada bir... şimdi kalkıp e, or ortada zaten bir itiraf var zaten. Kendisi de bunu itiraf ettiği için bazı konularla ilgili. Bu konu tam bir kanunsuzluktur yani. Kanun dinlememektir, kanun üretmektir. Kendi hakkı olmadığı halde kendine göre Yorumla yorumsal bir konu da yok ortada. Anayasa mahkemesi de buna bakmak zorundadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de buna bakmak zorundadır. Ha, şimdi meraklardan biri o. Bu konu Anayasa Mahkemesi'ne gidebiliyor mu? Çünkü doğru yanlış, şimdi, e, bazı anlarda herkes kokuş kesiliyor biliyorsunuz. Şey, evet. Diyor ki efendim Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları bağlayıcıdır, itiraz merci yok. Peki burada bir e, karar usulsüzlüğü yok, kanunsuzluk var. şimdi Bu durumda Anayasa Mahkemesi'ne gidilebiliyor mu bir kere hukuken? Yüksek seçim Ya da kim gidebiliyor? Kurulu. Yani bireysel başvuru mu oluyor? Parti olarak gidilebiliyor mu? Ee... Şimdi bana e, şahsi görüşümü ilk önce bir ifade edeyim Hı. ben e, onunla ilgili. Burada bir e, kanun yapma hakkını kullanmış olan bir yargıç var ortada. Yargıçlar evet. var. Senin böyle bir hakkın yok diyecek zaten. <laughs> Bunun Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimle ilgili aslında hile yapılıp yapılmadığından ilgili de geçiyorum. Hayır, hayır zaten orada. Yani. Tamam, geçiyorum bunların hepsi. Anayasa Mahkemesi buna bakmak zorundadır. Benim gözümde öyle. Herkesin de gitme hakkı vardır. Hem parti olarak hem de bireysel olarak. Bunda hiçbir problem yok. Gidilmesi de gerekir bence. Neden gerekir? Şimdi Anayasa Mahkemesi şöyle bir karar verecekmiş, böyle verecekmiş. Onlar başka konular. Yani biz haklılık gerekçelerimizi kanunda bütün yolları tüketmemiz lazım. Şimdi zaten e, Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı çağırıp da ne anlatabiliyor yani bu süreçte? Işte? Bu yani. ne yani? Bu sen nas sen kimsin ya böyle bir şey yapıyorsun ya? Üstelik bu memlekette Anayasa Mahkemesi başkanını çağırmanın anlamı ne sen yani böyle bir özellikle bir de süreç yaşanır bu kadar devam ederken. Mahkemenin başkanı da hemen gitmek yani Cumhurbaşkanı emretti gittim böyle bir şey yok. Yani yargının bakın tahakkümünü gösteren bir konudur bu. Zaten herhalde onu gösterdi. E, o zaten yani. Bu yani oradan yüksek, yüksek seçim kuruluna da dedi ki yani bak arkadaş Anayasa Mahkemesi'ne falan topu atmaya kalkma. İşi bitir burası da. Bu da hazır bu ben da ona hazır. gereğini söyledim tarzında zaten, bir şeydir o zaman. Yani yüksek seçim kurulundan önce Cumhurbaşkanı sonuç açıkladı ya. Atı alan geçti dedi. Daha e, zaten bu at yani. meselesinin olduğu dakika belki de yanlış anlaşılan konulardan biri. Bunlar bu at alma meselesini yaparlarken daha 10 bin tane sandık açılmamıştı o anda yüksek şeyde YSK'da. Ama işte Anadolu Ajansı bütün açılmış sandıklardan sonuç. Anadolu Ajansı geçiyor. kim ya? E i̇şte olur kim olur. yani kim takar? Ya i̇lk Aa, defa o Ahlaksız adamlar. Ben size söyleyeyim çok ne söylüyorum yani. Manipülasyoncu bunlar hepsi. 65'te mi başladılar değil mi yani? YSK'da zaten diyelim ki 60'a geldiğinde bundan açıkladı. 60'dan da tutmuyor ki bunların söyledikleri. Yani şöyle olması lazım. Diyelim ki bunlar biliyorlar YSK'da e, bütün her şeyi. Ki bilemezler. Bakın YSK'nın bu konudaki şeyinde YSK'yı suçlamam zaten. YSK'nın alakalı değil Anadolu Ajansı'nın yaptığı çünkü. Tabii ki bu Anadolu Ajansı normal bir gazeteci yani. faaliyeti olarak kabul edeceğiz onu. Kendileri e, bir takım yerlerde bazı verileri toparlamak için binlerce insan çalıştırıyorlar. Memleketin yani benim paramdan. Benim paramla yapıyor bunların hepsini. TRT, Anadolu Ajansı bunların hepsi ahlaken sorunlu bu konuda yani. Ve diyor ki 60 küsür açıldı. 60 küsür evet diyor, değil mi? Geri kalan yüzde %40'ı açıldığında nasıl 50'ye geliyor bu iş? Yani şöyle matematiksel olarak baksak bile olabilir mi böyle bir şey? Yani mantıken hayır ama siz e, hep şeyleri öncelikle verirseniz Evetin önde olduğu. Yok onu da vers önemli değil. Doğru değil. Verdiği bütün hepsi yanlış. Yani, yani. %60 da olmaz. Yani, yani %60 da. Bunu da ben bakın açıklamalar başladığında hemen bunlar Anadolu Ajansı bunlara başladığında beş buçuk altı civarlarıydı zaten bazı şeylere başladıklarında. Bütün yasakları biz de deleceğiz dedik o zaman siz de deliyorsanız deldik zaten bunlarla ilgili. Ben de çıktım açıklama yaptım. Bunlar doğru söylemiyorlar. Yalan söylüyorlar diye. Çünkü bizde yani yüzde %57 açılmış. Ee, evet lan hayır kafa kafaya gidiyor bizde neredeyse hep her tarafta daha İstanbul'un büyük şeyi gelmemiş Çankaya'nın Ankara'da Çankaya gelmemiş Keza öyle de Ankara'da o 58 evet diyordu ee, yani evet. hayır çıktı yani hayır sonuçta çıktı. ben bunu söylediğim anda zaten elimizdeki verilerden söylüyordum bize gelen ıslak imza tutanaklarla ondan görüyordum ben hepsini bu bir tamamen e, çarptırmak için insanları falan e, Sandık başlarından insanları aslında biraz da uzaklaştırmak ha, için. Ha o yani başından beri ama o dedikodu hep yapıldı. Yani Anadolu Ajansı seçimlerden hemen sonra hızla bir evet yüksek gösterecek. İşte bu da yılgınlık bezginlik yaratacak. Gene tutmadı falan. Etkili oldu mu mesela? Bilemiyorum tabii. Ya belki bazı yerlerde etkili olmuş olabilir ama şu kaldığımız yerden devam edelim. Anayasa Mahkemesi ha, meselesinden devam, devam edelim isterseniz. Konuyu başka yere götürdük çünkü. Orada ben hani bunların olması gerektiğini ayrıca şuna da inanıyorum ben. Direkt olarak ahimede gidilebilir. Ben buna inanıyorum. Bireysel olarak söylüyorum. Yani parti bu karar alır, şu karar alır, onlar var. Ben gideceğim zaten. Peki ama insan hakları mahkemesi kabul ediyor mu? Yani senin iç hukukun bitmedi diyor mu demiyor mu? Nasıl Gerekçelerini iç hukuktan hani tükenmeyle ilgili olan gerekçeleri net görürse bunda hani ilerleme olmayacaktır diye görürse ivedilik görmesi gerekiyor bununla ilgili konuda. Yani bu acil bir konu bir tarafından da iç hukuk bunu uzatacaktır bir besle. Ya da iç hukuk şunu söyleyecek işte bu, bugün Adalet Bakanı hakkı olmadığı halde garip garip açıklamalar yapan bir adam olduğu için onu da hemen söylemiş yani. Anayasa Mahkemesi buna bakmaz diyor mesela. E tamam bakmazsa ben direkt de giderim. Ama ben yarın öbür gün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ya sen iç hukuku tüket falan dediği şekil şartı için birilerinin de onu yapması gerekir çünkü hepsinin komple. Ama ben şunu iddia ediyorum. Anayasa Mahkemesi de bakar bu işe. Normalde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Anayasa Mahkemesi'ne gitmeden direkt gidersen de buna bakacaktır ben. Ben öyle düşünüyorum çünkü. Çünkü dün ben uluslararası hukukçularla da konuştum. Hollanda'da ve Fransa'dakilerden konuştum. Ee, ve Amsterdam Üniversitesi Uluslararası Hukuk Kürsü Başkanları ile de konuştum bundan. Çünkü bu hukukçuların bir kısmı da e, Ahim'in referans gösterdiği hukukçulara yani o şey olarak yani otorite olarak gösterdiği hukukçular bunlar görüştüğümde bunlar görüşülebilir ve Ahim de bunu kabul edebilir tarzında bir görüş beyan ettiler. Ben de onların bana söylediklerinden cesaret alarak bunu yapıyorum. Ben bireysel başvuru hakkımı kullanacağım zaten. Yani vatandaş olarak yani kullanacağım Ahime. Yani parti ile birlikte olmayan O ayrı o, bir tamamen şey. Erdal Eksün adına. Tabii, tabii ben yapacağım. Yani bir partili yani. olarak değil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bu beni evet. mağdur etti. Evet ben onu bir de o günü yaşamış bir insan olarak da zaten bu işi en iyi ben anlatabilirim kendime göre. Yani yaşanmış mağduriyetler ve sıkıntıları delilleme noktalarında bütün sıkıntıları rahatça anlatabilirim. Yani çıkar karşılarında dinledikleri zaman her şeyi çok rahatlıkla anlatabileceğim bir şey var. Ona da geleceğim. O agit raporu var. bununla ilgili olarak. Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı sadece bize geliyor veya işte MHP'ye gitmiyor AKP'ye de gidiyor zaten. Herkese gidiyor zaten. Onun üzerinden gidiyor. Kaldı ki bu adamların gözlemcilerini bile bakın Avrupa Parlamentosu'ları bunlar. Bunları sandık başlarına sokmamzdılar. Güneydoğu'da. A git Tabi Tabii koymadılar yani. Kendileri de söyledi bana ya. Koymamışlar hepsini. Bana da telefon açtı. Yani seçim sırasında mı sokmuyorlar? Baştan gidemezsin mi diyorlar. Seçim yani. sırasında sokmuyorlar. Seçim sırasında. Evet bu enteresan. Yani çünkü çağıran zaten hükümet. Yani AGIT Öyle. AGIT kendi gelmiyor. Yani... Sokmadılar zaten. Bir tane vatandaş gitmiş <laughs> bilmem şimdi o da yeni çıktı zaten. Bunları karalamak için bunlar hani PKK bayrağı evet. falan e, söylemesinde şöyle. Ya şimdi AGIT'in e, bir de e, Avrupa Parlamenterler Asamblesi var. Geliyor onun içinde bir o AGIT'te aslında sadece o asamblenin içinde bir kişiden bahsediyor. Evet. Ama ana arterde bu işin gözlemciliğini yapan kısa süreli gözlemciliğini yapan heyetin içinde değil o kişi. 40 tane yakın insanla 50 tane insandan bir tanesi bunu yapmış. A git böyle diyor komple. Ne alakası var kardeşim ya? Hepsinin böyle olmasını nereden söylüyorsun sen? Ne alakası var zaten? Niye biliyor musunuz? Sebebi de şu. A git adam gibi bir rapor yazarsa sıkıntı olur diye. Hikaye bundan kaynaklanıyor. Nereden kaynaklanacak? Siz sandın ya çağırıyorsunuz Avrupa Güvenlik İşbirliği'nden. Referandum gözlemcisi olanları, o adam yok hani o dedikleri PKK, PKK onu da sonuna çıkarttılar zaten. Yani niye şeyden önce çıkartmadılar 16 Nisan'dan önce? Yok yani işte bazı şeyler olabilir. Yani olsa da dikkat çekmez ama ters bir karar alınca. O önceden o zaman. vardı zaten. Ha? Aynen yani öyle. ters karar alınca bakıyorlar. Aynen. Şimdi bir kısa ara vereceğiz. Aynen. Daha doğrusu reklam aramızı vereceğiz. Sonra devam edeceğiz. Değerli izleyiciler Erdal Aksünger'le Cumhuriyet Halk Partisi Seçim Koordinasyon e, grubu başkanı e, seçim gecesi bütün o verilerin değerlendirilmesi girilmesi açıklanması konusundaki en yetkili isim e, sohbetimize devam edeceğiz reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz evet değerli izleyiciler e, yazı işlerine devam ediyoruz Erdal Aksünger konuşuyoruz şimdi önemli bir durum var e, anladığım kadarıyla herkesin kafası şurada karışıyor seçimlerde e, şaibe var deniyor hile yapıldı sandık e, yüksek seçim kurulu çalındı deniyor. Yani bu sefer sandıklar değil direkt yüksek seçim kurulu yapıldı. Fakat burada anladığım kadarıyla gelen mesajlardan da görüyorum müthiş bir kafa karışıklığı var. Ve hep şu soruyla karşılaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da diğer e, seçimleri izleyen grupların aldığı sonuçlarla yüksek seçim kurulunun açıkladığı sonuçlarda fark var mı? Yani... Hani bu bir buçuk milyon oy efendim yani en az bir buçuk milyon mühürsüz var aslında bu dört milyon olabilir. Yani Bunlar önünüzde sonuçları aldı. Cumhuriyet Halk Partisi de tek tek bütün sandıklardan sonuç aldı. Rakam bu. Yüksek seçim Kurulu'nun açıkladığı rakam bu. Bu tutuyor mu? Tutmuyor mu? Tutuyor dendiği zaman şu soruyor. Peki hile nerede? İşte kafanın karıştığı burada. O ee, mühürsüz pusulaların blok halinde sandıklara konulup konulmadığı konusunda bir ee, merak var. Ya da ee, yani daha önceki şüphelerdeki gibi yani sonuç aslında şuydu ama yüksek seçimi bunu açıklıyor. Bu mudur diye soruyorlar. Şimdi o zaman ben size en başından sorayım. Sizin topladığınız verilerle daha sonra yüksek seçim kurulunun açıkladığı genel sonuç arasında sonucu değiştirebilecek nitelikte bir ciddi fark var mı yok mu? Şimdi şöyle şimdi seçim nasıl yapılıyor? Şöyle yapılıyor. Sizin amacınız ilk önce bu seçim hakim olmak. Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı tutanakların hepsinin verilerini içeriye girdiğinde ne deniliyor mesela? Diyor ki bu tutanaklar acaba doğru giriyor mu, girmiyor mu? Hı. Evet. Değil mi? Yani birinci yani bir kafa karışıklığı bir bir bu, bu. oradan. Yani bunda problem yok şu ha. an. Bizdeki sistemden hiç çökmemiş bir sistem. Üstelik de YSK'dan çok daha farklı, dünya kadar veri ha, eden tuttu bir sistem. Mu, tutmadı mı şimdi? Bunlar, bir. Evet. Birinci sessiz bizim sistem tutuyor şu anda. Tamam. Evet, yani tamam. açılan sandık hile vardı yoktuya bakmadan Sandıklar açıldı. Yüksek Seçim Kurulu budur dedi. Sizin elinizdeki veri budur. Bunlar tutuyor. Heh, şimdi bunlar da, bunlar o zaman da, bunlar olay da, ne? Olay şu şimdi baktığınız zaman. Bir, iki tarafı var bu işin. Bir, siz bu sandıkların başındaki arkadaşlarla birlikte ne olacak? Bunlar tutuyor. Ama bizim tutanların itirazlarımız var. Ne yapmışız? Demişiz ki ya burada hile yapılıyor veya burada hurda yapılıyor neyse. Ya da burada mühürsüz oy getiriliyor, şu getiriliyor. İtiraz etmişiz. Tamam. O hayır onlar ama sandık bazında yani bir İyi tane de sandık bazında tamam. ama sadece bir buçuk milyon mühürsüzde 700 bin üzerinde evet fazlalığı var zaten. Evet fazla orada zaten. 700 binin üzerinde. Peki e, o zaman da bir o kadar da evet hayır mı var? Hayır, hayır. ikisini ikisinin farkı 700 ha, bin. farkı varır. 700 bin. Ha. İkisinin farkı 700 bin. İtiraz ediyoruz mu? Ediyoruz. Geneline itiraz ediyoruz. Hatta bunların içerisinde diyorum ki ben Çankaya'da bir sandıkta 240 tane hayır var, 40 tane evet var. Buna da itiraz ediyoruz. Fark etmiyor. Biz hepsine itiraz etmemiz lazım. Hepsine şekil şartı olarak. Şimdi burada ne yapmak gerekiyordu? Bunların içerisinde siz bunları tutturmanızın anlamı şu. Ya bu tutanaklarla sessize girilen doğru mu değil mi? Bunu bulduk. Tamam doğru iyi tamam. Şimdi ne var konu? Mühürsüzler ve maddi hatalar konusu var. İtiraz ediyor muyuz? Ediyoruz. Tamam. 10 bine yakın sandıkta ya itiraz tamamsınız. ediyoruz. Orada tamamsınız. Zaten orada tamam. program yok. Yani CHP görevini yaptı yapmadı da yaptı tamam. Tamam. Ben de diyorum ki şu var. Hile tam kanunsuzluk ayrı bir şeydir. Tam kanunsuzluk bu bir buçuk milyon e, oy meselesi. O sizin saptadığınız. Saptadığımız bizim. Daha da kadar... yukarısında benim. ben, ben Bana sorarsanız 3 milyon. Ama bir buçuk milyonu siz biliyorsunuz. Biliyoruz ha. biz yani bunların hepsini. Ne Ama yaptılar? Bugüne ki seçimlerde olan bir şey. Mi? Olur bir mu öyle onun, şey Tamam, Olur mu öyle şey? Şimdi, bir dakika şey için soruyorum. Çünkü e, bazen izleyiciler tam konuya giremiyorlar. Ucunu yakalıyor. Böyle dedi şöyle dedi. Şimdi bir buçuk milyon sizin saptadığınız ve tutanağa geçirdiğiniz mühürsüz evet. var. Evet. Tahmininiz bunun en az iki katı diyorsunuz. Bir, daha önceki seçimlerde bu kadar yüksek oranda... E, mühürsüz var mıydı? Mümkün yok. Değil. Zaten tamam. şimdi, şimdi bulursanız münferit küçük küçük biraz ha, önce Tamam o sandık bazında mi? iki sandık tane sandık eksik, üç tane Sekiz eksik Sekiz tane var. Var. burada şey çıkmış o olmuş bu tamam. olmuş. Tamam falan ama falan yani var. bu rakama hiç bugüne kadar ulaşmadı. Yok. Bir de yani şöyle bir yere... şey olmadı yani komplesini mühürsüz basan sandık başkanları da olmadı bugüne kadar. Evet. Mesela o da bir, bir dakika, önemli bir yok. örnek daha vereyim üstüne. Neden? itiraz ettiğimiz. Muğla'nın Bodrum'unda üç tane sandıktan mühürsüz e, oy pusulaları var. Üç tanesinde var. Sadece bu üç tane sandıkta göre, e, sandık başkanları kim? İki tanesi AKP'li bir tanesi devlet memuru. diğerlerinde hiçbirisinde yok. CHP'li nerede mesela orada? Var da sandık ha. başkanı diyorum yani. Ha, sandık başkanı. Sandık başkanı. Diğerlerinde öyle değil. Diğerlerinde öyle değil. Dörtte üçünden reddediyorlar mesela. Çünkü o zaman sandık başkanı AKP'li olunca bir tane de sandık görevlisi daha olmuş oluyor. Bir fazla oluyor orada. Hıh. O zaman bir tane Milliyetçi Hareket Partisi'nden oluyor o zaman. Bir tane de devlet memuru olunca dört yapıyorsun. Sen üç kalıyorsun. Bu niye söylüyorum bunları bakın. Bir şeye kılıp bilmem ne bulmak amacıyla söylemiyorum ya ben böyle bir şey. Hani bu iş nizama kanuna uygun olarak yapılmadı diyorum ben. Kanun ve nizama uygun bir referandum olmadı. Hı. Esas olmadı. temel bu. Temel abi. bu. Yani biz kanuna, nizama uygun bir süreç yaşamadık. Bakanlıklarıyla, YSK'sıyla, parti devletiyle şundan karşında her türlü yöntemi parayla pulla bilmem neyle muhtarıyla yani komple karşınızda bir tam kanunsuzluk hikayesi yaratıldı yani. Bu referandumun şaibesi şüphesi buradan zaten şüphenin ötesinde şu an şaibeli. Şu an şaibeli benim gözümde zaten. O yüzden ben diyorum ki biz zaten bakın basit örnekler de vereyim ben size. 8833 okulda tespit ettiğimiz verilerden söyleyeyim size. Basit çok A, 1 Kasım seçimlerine baktığımda neyi göreceksiniz burada? Yüzdelik anlamında söylüyorum. Mesela her sandıklar değişti. O zaman 300 küsur e, bir seçmen vardı bir sandıkta 300'ün üzerinde. Şimdi 400'ün üzerinde. Evet. Yani azaltıldı çünkü sandıklar. 360'a evet. düştü. Evet. Şimdi bu 8833 okulda diyorum. 14900 sandıkta AKP'nin MHP'nin 1 Kasım'da aldığı oylar artı üzerine %5 koyunca daha fazla. Evet. Çıkıyor. Hadi. Bu Bir kere Türkiye ortalamasının çok üzerinde, yani mevcut açıklananın da çok üzerinde. Bunun tabii tabii bunun da yüzde doksanı şeyde bir de 1497'sinde bu sandıklarda falan yüzde doksan üzerinde de e, Güneydoğu'da hepsi bunlar. Güneydoğu tarafında. Hı. Ya zaten büyük bir karmaşa Doğu ve Güneydoğu'da yaşandı. Bununla ilgili. Ağırlıklar da öyle yani sonuçta. Ama yani zaten Güneydoğu'da acayip bir çalışma oldu. Orada yani polis, asker, valilik, şu bu hepsi sandıkların başına çöktüler. Daha doğrusu referandum sürecinde de o köylere falan gidilip yani buradan evet çıkacak, hayır çıkarsa. 14.560 sandıkta hiç geçersiz oy yok. Bunlar da Güneydoğu tarafında ee, 870 bakın o o sandıklarda e, 879.229 evet var. 300-400 de hayır var. 574 bin neredeyse orada şey var. Hayır fazlası var. Evet fazlası. Var. Ha, evet fazlası. Evet fazlası var. E, bu sandıklardan, e, bu söylediğim sandıklardan bin tanesinde yüzde yüz evet var. Hiç, hiç hayır çıkmamış yani. Hiç sıfır, bir tane bile yok yani. Üstelik de bir tane bile yokken bir tane bile geçersiz olmuyor. Yok. Yani Beşiktaş'ta Türkiye 875 bin e, geçersiz var ki bu kadar basit bir pusulada bile 875 Güneydoğu'da, bin Güneydoğu'da, çok büyük geliyor. Güneydoğu'da. Güneydoğu'da. Güneydoğu'da ise sıfır hata. Sıfır hata bu Yani Beşiktaş'ta var. çok hata. Beşiktaş'ta hata var. Güneydoğu'da, Güneydoğu hata, yok. hata, yok. Bunların hmm. hepsi işte yani yani. Anlatmak istediğim şey şu. Ama bunları da hadi geçiyorum. Ben bunlar hani bir sürü istatistik ve Bunlara itiraz ettirdiğimiz yerler var. İşte bu Datça'daki kullanılan de, dedikleri hani Urfa'nın e, bir köylerinde iki tane köyündeki mevsim ikiciler yerine oy kullanılma meselesi. Onu da bulan biz bulduk zaten onların hepsini. Yani bugün anlatılanlar televizyonlar falan. Onlar da onların isimlerine kadar her şey var. Bunlar savcılık meselesi. Peki mesela şu şeye savcılık. Ben, e, 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 gene genel. Ama gözümüzle... bu savcılık meselesi. Tamam. Onu anladım. Ama mesela şu Bin tane sandıkta sıfır hata var ve e, hepsinde evet çıkmış. Evet. Şimdi ne itiraz ediyorsunuz ona? E, ne denebiliyor? Oralarda itirazlarımız hemen hemen 600'e yakın sandıkta var. 400'ündeki şey derdest edilmiş bizim şeyler. Neydi onun adı? E, sandık görevlilerimiz. Ha ona itiraz. Çünkü hayır yani adam Evet ya, sandık neye görevlerimizi... itiraz ediyorsunuz. Açtık evet işte sandık, hepsi evet çıktı. Sandık görevlilerimizi başından uzaklaştırmışlar çünkü. İtiraz ona yapıldı. İtiraz ona yapıyorum. ben. Sonrasını nasıl göreyim ben zaten? Gizli tasdif yapılmış. Ben nereden göreceğim o nasıl i̇şte yapıldığını? Tamam onu çözmeye çalışıyorum şimdi. O itiraza Yüksek Seçim Kurulu ne diyecek? Ne demesi gerekiyor? Yani bir senin sandık başkanın oradan uzaklaştırıldı polis zoruyla ya da asker zoruyla. Yenilemesi lazım oralarda hepsinde. Hah işte. O, hepsini yenilemesi istiyorum. lazım oradakilerin hepsini. Bütün o sandıkların hepsindeki yeniden e, bu referandum halk oynamasını yenilemesi lazım. Çıkacağı Anladım. sonuç bu olması lazım oradan tamam. yani. Hayır yani ne sonuç alınacak diye. Tabii, tabii, tabii binlerce Şimdi tabii herkesin yapıyorum. merakı sonuçta şu. Tamam bunu anladık şaibe var. Ben bugün sokağa çıktığım zaman da evet oyu verenlerin de önemli bir bölümünde e, bir kere bir memnuniyetsizlik hissediyorum. E, yani orandan dolayı memnun olmayabilir tamam. Ama büyük bir bölümünde ya bu işte bir yanlış oldu bu ya bu iyi olmadı keşke bunlar olmasaydı en azından. Ha, O bir fanatik kesim var. Evet. O AKP'ye çok bağımlı. Onlar diyorlar ki ne alakası var? Kardeşim mühürsüzse sana ne? Millet iradesi şudur budur falan. Hepsini geçtik. Ama en çok gelen ikinci soru. Yani birinci soruyu sordun. ikinci soru. Tam kardeşim anladık. Bu işte şaibe var. Bu işte şey var. Peki ne olacak? Buradan Cumhuriyet Halk Partisi ya da hayır diyenler arzuladıkları gibi ya da beklenen ne? Ne sonuç alınır? Ve bu alınabilir mi? Şimdi bir endişe de şu, seçim yenilendi diyelim referandumun yenilenmesine karar verildi. Bir de öyle bir sorun var. Bu kimin lehine işler? Yani AKP buradan e, oyunu mu arttırır yoksa tam tersi mi olur gibi bir ek sorusu var. Ama en önemlisi peki ne olacak? A Anayasa Mahkemesi'ne gidilse ne olacak? İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidilse ne olacak? 2019'a kadar bekleyecek miyiz? Cumhuriyet Halk Partisi ne yapacak ona da gelmek istiyorum vaktimiz ölçüsünde ama öncelikle şu. Ne olacak? Şimdi birincisi şu seçimler yenilenmesini talep etmemizde ben yüzde 55-60 arasında hayır çıkacağını düşünüyorum. Bu hani benim rasyonel bir Anlıyorum. oldu. Ben öyle düşünüyorum yani. Zaten şu anda da ben yüzde %52 hayır çıkacağına o kadar emindim zaten. Yani bütün şeylere baktığım zaman. Ha benim aklıma şu gelmez yani. YSK da bunu yapacak. Hı. Bunların hepsi. Bu benim Şimdi aklıma gelmez. Işte o zaman gelmez. şu ara soru geliyor ki kamuoyunun da kafasında var. Peki diyelim ki yenilendi. Seçim güvenliğini nasıl sağlayacağız? Yani burada bu numarayı buldular ve siz de itiraf ediyorsunuz ki yani her şey aklıma gelirdi ama YSK'yı böyle bir şey yaptıracakları gelmezdi. gelmezdi. O halde yine aklımıza gelmeyecek başka bir şey bulunur mu? YSK'yı bundan dolayı olduğu için bunları bir daha yapabilme olasılığı da E Bunu yapmayacak o zaman. Bunu yapmayacak. Başka bir şey yapma olasılıklarını kafanda Ya geç... Böyle seçim mi olur yani? İşte sıkıntılar. Ya ben şimdi orada. ne yapayım yani? Şimdi ne diyeyim yani? Ya ben böyle e, bir şey... yenilenme olsa ben vatandaşı sandığa götürebilecek miyim? Çünkü pek çok kişiden duyuyorum. Abi ne gideyim ya diyor artık gördün işte diyor. Yani ne hmm. değişecek? Yok yok. İstediğimiz böyle, kadar öyle, öyle, işte o, onu onlar. kırmamız gerektiğini anlatıyorum. Zaten hayat zaten. bitmiyor burada. Şimdi insanlar mücadeleyi bırakabilir mi? Böyle bir şey olursa ne yapayım ben? Bırakayım gideyim mi? Zaten hani ben mesela bunu sadece kendime özellikle namus meselesi yapmış bir adamım. Ben milletvekili olmak da istemiyordum biliyorsunuz yani zaten. Hani evet. Öyle bir derdim de zaten milletvekili değilim zaten hani o, o kadar şeye. Bir dönem önce milletvekili. Bir dönem tamam. önceydi yani ondan sonra da zaten ha şöyle bir şeyim vardı ben gideyim çoluğumla çocuğumla hani uğraşayım diye. Çünkü çok daha hani çocuklarım perişan ettim ben her şeyi. Tehdit edildiler ölüm tehditleri geldi bir sürü çok perişan hikayeler. Ve çocuklarıma şunu mu diyeyim? Hadi bu memleketten der miyim ben böyle şey ya? Olur mu? Bu memlekette yaşayacağız hepimiz. Ve bu memleketin çok şeyler gördü bu geçmişinde. Bu memleket. Buna benzer de bir sürü konu gördü. İlk defa değil bunların hepsi. 60'larda o dönemde yaşanmışlıkları her hatırlayan bizden daha büyük abilerimiz falan anlattıkları zaman. Benzer bir sürü hikayeler var bunlarla ilgili olarak konuda. Aynı şeyleri yapmışlar. Adnan Menderes de yapmış yani bazı şeyleri. Yani... Ne öyle şimdi kahramanlıklara falan gerek yok yani. Herkesin yaptığı hikayeler ortada. Herkese niye ben övgü düzeyim ki böyle bir şeyle ilgili? Sen ihlal etmişsin bunlarla ilgili. Çıkartalım tek tek o dönemi siz de iyi bilirsiniz. Yani yapılanları biliyorsun seçimlerle ilgili konuları. Ki o zaman bu kadar çok teknolojik bir durum da yok ortada. Seçim bitmeden galiba Her dönem kendi şey, şey, şeyine göre yani teknolojisine ya da sistemine göre bunlar hep yok. ama böyle çaplı. Böyle bir şey yok. Bu ya. hiç olmadı. Bu yok yani bu yok. Ben 2015'in ikisi seçimde yönettim yani 7 Haziran ve 1 Kasım'ı yönettik. E, hepsini tıkır tıkır yani yaptık, ettik, çizdik, ettik. Orada herhangi bir şey çıkmadı, problem de çıkmadı. Ve bu sonuç de bizim açımızdan hani bizim yönettiğimiz tablo açısından biz başarılı olmamız başka bir şey. Dediğim gibi YSK'nın bu yaptığı aklıma gelecek şey değil çünkü kendilerine konuşmuşuz. Yani bu aklıma gelmez derken şuradan. Bu konu olmasa hani konuşmasak YSK'da diyeceğim ki ya biz bu konuyu konuşmamışız. Ya, öyle bir şey yok. Biz beraber konuşmuşuz bunların hepsini. Onlar da gülüp geçmişler bunlarla ilgili konulara. E sizin aklınıza bir şey gelebilir mi böyle bir şeyle ilgili? 7 Haziran ve 1 ya Kasım'da bu, çok bu böyle bana yani çünkü kanunu yok sayıyorsun. Hani bir e, içtihat oluşturacak dediğiniz az önceki bölümde dediğiniz gibi yani burası yoruma açıktı. Ben bunu böyle yorumladım. Yok. Net yazıyor. Diyor ki e, üzerinde sandık kurulu ve seçim kurulunun şeyi olmayan damgası olmayan pusula geçersiz. Bu kadar yani. Bunu ben hani... bunu attım diyorsun. Yani parlamentonun üstüne çıkıyorsun. Kanun değiştiriyorsun. Tabii tabii yani. Bu bir karar almıyorsun. Burada şöyle bir şey var. Bir de şu durum var. Psikolojik yürüyüşe bakarsanız 16 Nisan'daki o psikolojik. Sen, biz sabah 8-12 geçeden itibaren bunlarla ilgili başvurularımızı yapmışız. Yani şöyle batıda saat 8'de oy kullanma işlemi başlamış. 12 dakika sonra sandık görevlilerimiz bize bunlarla ilgili bilgileri vermişler. Biz de bunlarla ilgili YSK'ya dönmüşüz. Bakın böyle 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 durumlar var. Acil bunlara el koyun açıklama yapın bunlarla ilgili. İşte kolluğun meselesi. Mühür ve mühürsüzler. Yani mühür ayrı biliyorsun. Evet dediğim mühürler Hı, Bir de o evet. İki mühür olayı var yani. Bir de mühürsüzler meselesi. Ee, öğlen 11 küsürde 10 bin küsür Okuldan böyle bir şey gelmiş bize, ihbar gelmiş. Yani o arada biz YSK'daki e, bizim temsilci arkadaşımız var. Orada oy kullanma hakkı yok ama kurula katılma hakkı var. Dört tane partinin temsilcisi var YSK'da. Yani e, parlamentoda grubu bulunan dört partinin e, temsilcisi. Ve bunlar olurken e, saat 9'da dokuz buçukta YSK'nın tüm üyelerinin haberdar bu konuyla ilgili karar alınması lazım. Karar ne zaman e, alıyorlar? AKP başvurması alınacak mıydı o kadar? O karar. da yok. Evet, AKP yani, başvurması. Yani siz onu söylüyorsunuz ama sizin bir talebiniz yok. Yani bu oylar geçersiz sayılmasın falan gibi bir talebiniz yok. Durumu bildiriyorsunuz değil mi? Yani diyoruz ki mühürsüz şeyler var. İptal edilsin i̇ptal bunlar diyoruz. Biz diyoruz. Tamam. Sonra AKP'li üye diyor ki iptal edilmesin, edilmesin diyor. Edilmesin diyor. Onu kabul ediyorlar. Onu Ortada kabul ediyorlar. Karar olmadı halde. Kabul ediyorlar ama şöyle bir durum o karar da yayınlanmıyor. YSK'nın sitesinde. Uygulanıyor ama. Uygulanıyor. Ne zaman uygulanıyor? 17.09'da çekiliyor bu mesajlar ve o arada doğuda ve batıda sandıklar çoktan kapanmış. Sonra ne oluyor? Arkasını damgalamaya başlıyorlar sayılmış dökülmüş e, pusulaların hepsinin. arka bakın geçer. En büyük bence mühürsüzlükte o. O. Yani mühürsüzleri e, sandık açıldıktan sonra mühürlüyorlar. Mühürlüyorlar Ondan sonra. Halbuki onun önceden olması lazım ki bu tam yani bir de suç işleniyor. Şimdi zaten şöyle bizim anlattığımız ben zaten bu işlem yapılmadan yapıldığı anda te, e, bir basın toplantısı yaptım aşağıda onu duyar duymaz da hemen deliller yok ediyor diye bir basın toplantısı yaptım arkasında evet, evet, Üç, dört tane yaptım da o basın toplantısı bundan ilgili şu anda deliller yok ediliyor diye yaptım bu basın toplantısı e hala şu anda da bir mühürsüzlerin mühürlenip mühürlenmediğini bilmiyoruz yani çünkü ya bu kadar Güvenemediğimiz yani bir iktidarın elinde şu anda bütün e, torbalar yani o torbaları açıp mühürsüz varsa mühürlülerini basıp tekrar kapatıp mühürleyebilirler. Şöyle mesela burada mesela bu referandum işi ile ilgili söyleyeceğim. Tabii işine geldiği gibi değerlendirebilirler bunlarla ilgili. E, önümüzdeki eğer bu referandum yapacaksa a, a, bir tane madde koysanız bakalım ne olacak. Suriyeli vatan, Suriye'den getirdiklerine vatandaşlık verecekler. En de sonunda verecekler yani bunlar. E zaten hazırlıklar Halka yapılmaya. soracağız. Siz veremezsiniz bu kararı diyeceğiz. Halka soralım. Evet yani. Değil mi yani? Ben, Öyle değil mi? Yani bu çok önemli bir karar. Yani ben nüfusumu arttıran ve etnik bir ya da bir e, başka bir... Demografik yapıyı bozuyor. Bir, bir e, blok oluşturuyorsun bunu yaparak. Tamam yani, bunu, bunu soralım. Mesela bunun gibi şeyleri soralım mesela. Suriyeli gelen bu göçmenlere veya mülteci ne diyorsanız bunların hepsine... ...Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı hakkı verilip tüm sağlık hizmetlerinden... Tüm Türkiye'nin verdiği aslında sosyal hizmetlerden, yardımlardan ve önümüzdeki süreçte oy kullanmalarından, bunlara konut imkanları, Türk vatandaşlarına verilmiyor zaten bunlar neredeyse, onlara veriliyor yani. Diyorlar ki 25 milyar dolar para harcadık. Ne harcadınız, nereden aldınız demek vatandaştan alıp onlara veriyorsunuz zaten şu anda. Bunlar tamam, bunla ilgili konu, referandum konusu olsun, halk oynaması konusu olsun, gidelim soralım. Suriyeli gelen bunlara göçmen veya bunları e, mültecilere vatandaşlık hakkı verilsin mi verilmez? Soralım mı? Yes, Yaz kardeşim. Şimdi vatandaş bundan anlar. Vatandaş şundan anlamaz. HSK'ya Adalet Bakanlığı müsteşarı girsin mi girmesin mi? Bundan anlamaz aslında vatandaş. Normal evet. ama yani nasıl anlayalım ki? Yani. E bunu halka soruyorsun. Yani sen vardır. siz biz tamam biliyoruz hani, ne iş yapılır orada. Ne kadar bir şey hani sıkıntı yaratabilir yaratamaz. Yani teknik olarak biliyoruz bu konuyu. E, kim biliyor bunların hepsini? Bilen var mı yok. Zaten, bu konuyu ama halk bilir. Tabii hayır o çok net çünkü ya yani Suriyeliler olsun mu olmasın mı yani. Bu referandum kadar da bu kadar net olması lazım. Net varsa. bu, bu hikaye olması lazım. Evet mi diyorsunuz hayır mı diyorsunuz. Ben, referandum böyle bir şeydir bence zaten yani bana bakarsın, sorarsanız. İşte kanunda anayasada şu değişikleri. ya dünyanın neresinde anayasa değişiklikler ilgili olarak bunları böyle yapıyorlar. Çoğu yerde dörtte üçten bunlar yapılıyor zaten biliyorsunuz. Bizde salt çoğunluktan yapılıyor. Adam diyor ki YSK e, üyesi yes, vatandaş. Bazen milletin lehine olan konularda kanunlar e, uygulanmayabilir. Nasıl? Kanunlar kimin için yapılıyor? İnsanlar için. <laughs> Vatandaş ve millet için yapılıyor kanunlar. Senin için mi yapılıyor kanunlar? Ben de onların ilgili hani atırsızlar için yapılmıyor dedim kanunlar sonuçta. ya millet için yapılıyor, millet refahine, milleti korumak için yapılıyor. Sen kimsin de milleti korumak için kanunların yasamanın yerine kendini koyup da bunu? saymıyorum diyebiliyorsun. Yasama yapmış bu kanunu. Açık ve net. Sen kim oluyorsun? Ya yani 550 milletvekilinin olduğu parlamentoda tüm Türkiye'nin temsili olan konularda bu kanunları böyle açık ve sarih bir şekilde yazılmış bir kanundan bahsediyoruz. O zaman sen uygulanmaz dediğinde ne olur? Burası hani vahşi batı hikayesine döner. Yani kanunla ilgili hiçbir şey yapılmamış. Orman hukuk, kanunları hukuk, hukuk geçerli oluyor. Hukuk devleti oluruz. olmamış oluyor. O yani zaman orman kanunları bu geçerli. en yüksek mahkeme işte Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Seçim Kurulu. Yüksek Seçim Kurulu seçim aşamalarında da en yüksek mahkeme konumuna geliyor. En yüksek mahkeme kanalıyla hukuk ıı, ayaklar altına alınıyorsa e, ondan sonra hukuk konusunda dikiş tutturmak herhalde kolay olmaz. Yani ya. en tepe bunu yapıyorsa E ben ya, koskoca Şeyde de yani yüksek seçim kurulu kanunu çiğnedi ben niye çiğnemeyeyim ama biz vatandaş olarak bunu yapamıyoruz. Tabii tabii yani şunu tartışmanın bir anlamı yok bakın. Kaç milyon oy bilmem ne oldu bu referandumda evet kazanmadı. Bunu bak çok samimiyetimle söylüyorum ben. De aynı ben. Bak ben zaten AKP de biliyor yani. Onlar yani anlaşılıyor da biliyor zaten. Yani söylemlerinden anlaşılıyor öyle hani bir biz kazandık ya ne diyorsunuz falan bir tek Tayyip Erdoğan işte bir sıfır da olsa bizimdir, bu iş bitmiştir gibi yuvarlak ama bastırıcı laflarla işin içinden çıkmaya çalışıyor. Tabii ben e, orada mesela bir AKP belediye başkanı hani samiyetten falan konuşurken, ya dedi ki yani biz bu kadar şey yaptık, <laughs> dedi yani bana yaptık ona rağmen, hani diyelim ki bu böyle çıktı, e, valla ben dedi 60-65 çıkmasını bekliyordum dedi. Bu kadar şey yapıldı çünkü dedi, yani yapıldı dediğine Anladım. Yani propagandası, şu su bu su dağıtılanlar, edilenler ee, yani, yani. onu o... kastediyor herhalde. Yani hile değil de yani hile tarafı ayrı bir konu tabii yani. He. Bu kadar büyük paralar harcadık bizim herhangi bir belediyemiz bu referandumla ilgili böyle bir çalışma yapsa İçişleri Bakanı tepesine çöker hemen. hemen. Hemen 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 tepesine çöküyor. Hemen belediye başkanlarımızın. Halbuki bütün AKP'li belediyeler her tarafı donattılar, altına da yazdılar adlarını yani. Hani ya böyle... para pul dağıttılar, yardım dağıttılar. Sonra bu özellikle e, devletten nemalanan şirketler, böyle 10 tane bir şirket var zaten bunlar böyle güruh halinde işleri güçleri devleti, milleti sömürmek zaten. İşte köprüleri yapıyorlar, oraları yapıyorlar. Zarar ediliyor bunların hepsinden. Hazineden de bunlara para aktarılıyor. Onlar da alıyorlar bunları. E, seçimin finansmanına kullanıyorlar yani. Hocam bu gördük yani tabii o giydirilen binalar filan hani bunların sahipleri tarafından. 500 milyon geldi. TL. Ya bu para nereden geldi? Nereden? Kendileri söyledi zaten. 500 ya milyon. ya ben şeyi tl. merak ediyorum yani bir takım böyle platformlar çıktı ortaya. Mesela bir tanesi evet platformu. Para nereden geldi? Çünkü bunların hepsinin e, açıklanması gerekiyor. Ya hayır. Yani yasal zaten. olarak. Parayı nasıl topladın? Nasıl harcadın? E, ne gerekçeyle harcadın? Bunların hiçbiri yok. Bir de kurumsal kimlik diye tanımlıyor bunların hepsini i̇şte, platformlar diye. onların belge durumu var o mesela zaman. Bak, hayırcılara, hayır, yani, ya bak hayıruculara, yani bu kampanyayı e, millet götürdü aslında bakarsanız. Ben size çok açık söyleyeyim. Hayırı yani, o götürdü tabii ya, yani. ya, e, Şimdi mesela sanatçıların e, kendine göre işçilerin kendine göre işte bazı özellikle öğrencilerin yaptıkları öyle güzel e, videolar oldu ki eee müthiş Çoğun, şeyler yani bir bölümünü yayınladık hep burada çalıştık onları. Öyle bir ve de ilanlar zekice... verdiler. Kendi, ce kendi ceplerindeki maaşlarından paralar verip ilanlar verdiler bunlar. Diğerlerinden gibi değil zaten bunlar ve kendilerinin de isimlerini de yazdılar yani kimler olduklarını. Çok net ve açık, sarih bir şekilde her şeyi yaptılar. Şimdi bu, öbür tarafta ne var peki? Öbür tarafta şimdi ben sadece 500 milyon dediğim dışarıdaki bu hani kiralanmış şey onların ha. maliyetlerinden bahsediyoruz. E zaten geri kalanlarını örtülü ödenek ne kadar? Valla onda anormal artış var. Son 3 yani ayda? İşte milyarı geçti. Yani son 3 aydaki mesele ilan, Mitingleri kim karşıladı? Devlet karşıladı mitinglerin hepsini. Çünkü adına açılış dediler. Mesela İstanbul'daki miting işte o evet platformu. Onu soruyorum ben mesela kim bu? Nasıl kurdu? Para nasıl toplandı? Mesela niye mesela biz duymadık? Buraya bir bağış yapılıyor mu yapılmıyor mu? bir yerlerde ilan edilmedi. Hani bir platform kurduk. Buraya bağış yapın, şunu yapın, bunu yap. Parayı kim verdi? Bunların verilmediği ortada. Bunların hepsinin devlet tarafından karşılandığı görünüyor yani. Belediye paraları şöyle. Ankara'da miting yapılacak. Ankara'da 4-5 yerde metrolar, belediyeler hepsi ücretsiz yapılıyor. Ya sen benim paramla bunu yapıyorsun. Gördüğün gibi Ankara'da da 50'nin üzerinde hayır çıktı zaten. Ya sen benim paramla evet kampanyasına destek veriyorsun benim paramla. E tamam bizimkiler herhangi ucundan bardak yaptırsa bir tane e, hemen tepesine çöküyorsun İçişleri Bakanlığı olarak. Müfettiş gönderiyorsun. Şöyle yapıyorsun. Bilmem ne ediyorsun. Melik Gökçek neler yaptı? Hiçbir şey olmadı. E ne, ne oluyoruz olmadı? yani sonuçta? Sol ve Fethullah diye şeylere ilan vermiş. Ya fıkra gibi bunlar. Gerçekten ben bunları ilginç adamlar ya. Çocuk zekası Ama yani buna şimdi bunun ben şey yapamıyorum. Yani inanan milyonlar varsa yapıyorlar. Ya adam inanıyor ne yapayım yani işte bir, bir neden evet oyu verdiğine geçenlerde bir televizyonda seyrediyordum böyle 15-20 dakikalık bir program Türkiye'nin her yerinden insanlarla konuşuyorlar. Neden evet oyu verdin sorusuna cevap Avrupa'ya gününü gösterdik. Türk'ün gücünü gördüler şimdi titresinler şimdi görelim bak bir dakika sen anayasa değiştirdin kardeşim rejimi değiştirdin rejimi farkında mısın? Hayır biz Avrupa'ya madem bize düşmanlık gördün mü Almanya diyor mesela Allah Allah gördün mü Hollanda nasıl oldu şimdi iyi mi oldu falan. Halbuki adamlar seni destekleyecek hayır ne, ne olacak? Hayır olayla, olayla e inanan olsun. varsa o propaganda da Oradan gidiyor işte. Ve hiç kimse de yani hani tuz koktu lafı var ya Türkiye'de o. Tabii, tabii. Yani Yüksek Seçim Kurulu kanunu çiğneyince ne yapayım şimdi ben? Yani o, biz işte. burada tartışıyoruz. Anayasa Mahkemesi'ne gidelim. bin tane mesaj geliyor. Bıkmadınız bu mahkemeye gitmekten. Yahu en yüksek mahkeme açık artık kimsenin itiraz edemeyeceği biçimde bir kanun ihlali yapmış. Yok saymış kendi kendi kanunu çizmiş. O da oyunun son dakikasında. Yani birdenbire ceza sahası içindeki fauller penaltı yerine rakip sahanın ceza sahasında bir faul yaparsan penaltı olur bu tarafa der gibi bir karara çıkıyor. Ama şöyle bir şey unutmamak lazım. Bakın 1 Kasım seçimlerine baktığınız zaman e, burada inanılmaz bir asa dirayet var. Artık iş başka bir yere gidiyor. Bunun farkında olması lazım. Şimdi yüzde altmış küsür bakarsanız AKP ve MHP'nin oyu var normalde. 63. Hatta BBP'ye. 62 ile... diyeyim. Evet. 62 diyeyim. Şimdi e, burada e, diyorlar ki mesela Kürt seçmenin e, e, şeydeki Güneydoğu ve Doğu'daki oyundan işte Kars gibi bazı yerlerde bir sürü yerlerde. Evet. E, normalde oradaki oylarından çok daha fazla Zom çıkıyor. Doğum deniyor. Öyle söyleniyor. Onun da hani doğal karşılığı diyelim. 3 olsun. Hani bütün yani tabii tabii. Yani genelde. yansıması 3 tabii. 3 olsun diyelim. 65. %65'lik bloğun şu anda 50'lik bir kendine göre oy olduğunu söylüyor. O da değil. Neden olduğunu söyleyeyim. Burada zaten 7-8 milyon da kullanılmayan oy var. 1 milyon da geçersiz var. 8 milyon. 58 zaten. 8 milyon böyle zaten. Toplamda 58 milyon seçmen var. E şimdi bu 50 diyorsun. Öyle değil ki hikaye yerinden baktığınız zaman. Peki buradaki 15 puan sadece e, nereden geldi? AKP'nin de kendine göre makul, mantıklı düşünen insanların birçoğu evet, hayır dedi. Hayır dedi. ya da kullanmadı. Hayır dedi. Dedi. Evet. Milliyetçi Hareket Partisinin de devlet bahçeli kaldığı sürece bu partinin olmayacağı kararı verildi burada. Yani bu parti devlet bahçeli onun başında kaldığı sürece Milliyetçi Hareket Partisi diye bir partinin önümüzdeki süreçte yok olacağını gösteriyor şu andaki hikaye. Bakın yok olmasa bile ilk yapılacak mesela Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrarlasalar Milliyetçi Hareket Partisi bir aday gösterirse bütün bu hani biz 12 biz verdik falan diyor ama diyelim ki bir buçuk puan gitti geri kalanı vermedi. Ama o bir buçuk puan bir seçimde kendi partisine oy verecek. Zaten otomatikman düşüyor. Ve 50'yi bulamadığı sürece Tayyip Erdoğan başkan olamıyor. Yani, zaten... yani 49,5 alır partisi 400 milletvekili sokar ama kendi başkan olamaz. Şimdi yani, şey, bak Onun söyleyeyim. için seçim sonuçları çok e, şoke etti şeyi. E, Şimdi, iktidar partisi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu şu anda 30'un üzerinde. mıdır? Ben öyle, çok öyle. o kadar Öyle öyle. Merak etmeyin öyle olduğunu. Ya yani nedenlerini de söylerim neden olduğunu yani 30'un üzerinde olmasının nedeni konjektürel biraz da. Ya yani müthiş bir hikayenin hani yaratılmasından kaynaklı olarak seçim sürecini çok iyi götürmüş bir Cumhuriyet Halk Tabii Partisi. Tabii götürdü var. ama yani o oyu buraya Hayır, onun nedenini söyleyeceğim zaten ya. Yani. Sahillerdeki bütün aslında Milliyetçi Hareket Partisi'nde sekülerdir yani sahillerde yaşayan MHP'liler. Ya yani İzmir'deki MHP'liyi siz alın, orta Anadolu'da bir yere götürün solcu zannederler. Doğru, tamam. Yani <laughs> Oradaki 17'ye yakın oyu 16 17 olan oyu var çünkü. Türkiye genelinde vurduğun zaman 12'ye puanlasının nedeni o zaten. 17 oyu 4'e düşmüş şu anda. Bunun da yüzde 60-70'i diyor ki ben e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veririm. Diyor yani şu anda. Bunu söylüyor. Bir parti daha barajı açtığı zaman bakın 12, 13, 14, 15 alsın burada. iki tane partinin e, parlamentoyu tıkar. Doğru. Parlamentoyu tıkar yani hemen. Yani denge gelir hemen parlamentoya. Bu iki partinin bir adayı olsun. Cumhurbaşkanı adayı. İki partinin sadece diyorum bakın. Bu iki partinin adayı makul bir aday olursa, insanların hepsinin de kendini bulduğu bir insan olursa. Çünkü siyaset uçlardan uç ideolojik noktalardan biraz daha ortaya gelecek. Yani öyle olmak zorunda çünkü yani bu görünen tabloda. Herkesi kabul etmen gerekiyor ki insanları topluca. Bir e, ikili dengeyi kuracaksın çünkü burada. İkinci turda e, ben açık söyleyeyim buranın adayı kazanır. Ve koalisyon olur. Yani tabii Hani koalisyonlar olmayacak diyordu. Ben Serhat Mati'yi çıkarttım. Hayır, hükümette yani icrada koalisyon olacak. Parlamentoda da ona destek verecekler. Yani en azından düşürmeme desteği verecekler. Bak yani benim dün yazdığım bir yazı vardı işte Tayyip Erdoğan sarayda konuşulan bir senaryo. E, 2010 bu oranlarla 2019'da bir seçim yapılırsa Tayyip Erdoğan'ın kazanamama ihtimali çok yüksek. Üstelik de AKP mecliste birinci hatta 300'ü geçen parti olarak kalabilir. Ama Tayyip Erdoğan seçilemez. Muhalefetin adayı seçilir. Ha tabii şimdi orada başka şeyler de devreye giriyor. Ya 2019'a gidecek gideceksek eğer bu şartlarda. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da muhalefetin diğer yani hayır diyenlerin adayları başkan olmak için mi savaşacaklar? Yoksa seçildiğimiz gün anayasayı tekrar eski haline getireceğiz. Yani hayır dediğimiz e, konuma getireceğiz mi yoksa bu işten nemel anmak isteyecekler. Yok hayır gibi. hayır dediğimiz konuma getirmek bence doğru olmaz. Yeni bir anayasa yapmak i̇şte lazım. Anladım canım? Yani, yani başkanlık o, yani bu öyle tür başkanlıktan lazım. O, yo, değiştirmek lazım. Yani, Benim yani, kendi fikrimi söyleyeyim. Türkiye'de bir denge ve denetleme sisteminin kurulması gerekiyor. İşte yani o Kesinlikle. belki de öyle kazanacak. Bakın seçim. mesela çok örnek vereyim ben size. İl genel Meclisi, e, şey İl genel meclislerimiz vardı değil mi? Büyükşehir evet. olunca bunları kaldırdılar. Aslında o bir denge denetleme sistemi olarak e, kurgulanabilecek bir aslında yapıydı orası. Bir kurumdu ya yani. Ayrı bir senet meclis gibiydi yani. Öyleydi zaten. Evet. Bakın oraları güçlendirirseniz. Şimdi biz yerel yönetimler özelliği dediği zaman milletin tüyleri diken diken oluyor ya arkadaşım. Şimdi bu eyalet meselesi başka bir şey. Bu başka bir şey yani. Bunu anlamakta hani güçlük çekenler için söylüyorum şöyle yani. Bu farklı farklı şeyler. Ben İzmirli olarak %8 ekonomiye katkıda bulunacağım. Bütün parayı göndereceğim merkeze. Bana da sen iki puan vereceksin. Hadi sen halinden idare et diye. Benim paramı da alacaksın Konya'ya Kayseri'ye göndereceksin. Öyle mi? Ya arkadaşım burada bir denge sorunu yok mu zaten? İki, eğer buralarda beşte dört çoğunlukla ilgili bir şey olsaydı. Mesela memleketin eğitim, yargı, rejim. Bu demokrasiyle ilgili konular belirlenseydi deseydiler bu genel meclislere soracağız. Parlamento böyle bir karar aldığında. 5'te 4 çoğunlukla kabul edilirse geçer bunların hepsinden 5'te 4 çoğunluk olursa deseydi bugün 4 artı 4 de başımıza bela olanlarla uğraşmıyor olacaktık eğitim sisteminde. Bugün bu anayasa tartışmaları konusu olmayacaktı. Bir denge sistemine ihtiyaç var. Ona güçlü bir hani il genel meclislerine güçlü bir yerel parlamentolara döndürebilirsek bunların hepsini. Halk seçmiyor mu bunları zaten ya? Halk seçiyor hepsini de. Evet, evet. Sistem, bakın sistemin üzerinde bir denge denetleme. O zaman laiklikten cumhuriyeti, demokrasimizi inanılmaz bir sağlama alma olasılığımız olabilecek bundan ilgili olarak. Ben İzmirli olarak niye bu parayı vereyim bilmem ne diyeyim. Ben niye bu 4 artı 4 artı dörtten eğitim sisteminde çocuklarımı gönderip de eğitim aldırayım. İstemiyorum ben bunu ya. Ben sahillerimde şöyle şöyle yapılmasını da istemiyorum kardeşim. İstemiyorum ben bundan hiçbirisini. Ben isterse gerekiyorsa benim e, mülki idare am amirim vali olmasın ya yani. E, oluyorsa da benim seçtiğim adam olsun kardeşim Genel Meclisinin başındaki. E valiyi koyuyorsun benim seçtiğim adamların hepsine diyor ki benim kararım budur. Ona direktif kim veriyor? Hükümet. Ya da şimdi evet, başkan arkadaş, verecek. Ayrıca bu paralar nereye gidiyor? Merkeze gidiyor hepsi komple. İhaleleri yapıyor bu merkezi hükümet. Kime veriyor şu anda bu paraları? Kendine. 10 tane adama veriyor zaten şu anda. Ya ben bunların mutlaka bir denge denetleme sistemin yaratılması gerektiğine inanan bir insanım. Çok açık söylüyorum bunu çok net. Bu olması lazım yani. Olması lazım ki ben İzmir'deyken paramı verdiğim zaman benim oraya yatırım yapılacağını da bilmem lazım ben. Bunu, bunu, bunu böyle olması lazım yani. Ben elektrik kaçağının bilmem kaçını ben ödemek istemiyorum kardeşim. Yüzde iki benim elektrik kaçak kayıp kaçak onarım. Öbür tarafta yüzde yetmiş altmış ben ödüyorum adamların parasını. Niye ben ödüyorum kardeşim? Dağıtım şirketlerine de hiçbirini yüklemiyorsun. Dağıtım şirketlerine. İhale ettin ya bunların hepsini. Güneydoğu'da, Doğu'dakileri de birileri aldı. Onlar zarar edilse devlet ödüyor. Onlarınkini. O da ben ödüyorum. Sen ödemiyorsun. Efendim bizim şöyle diyor şey. başbakan gittiği yere. Biz buna şunu yaptık. Bunu yaptık sizin oralara. Helal hoş olsun. Babanın parası mı? Evet, en önemlisi o zaten. Helal Senin olsun. babanın parası mı kardeşim? Yani yapmak zorundasın zaten onları. Yani yapmıyorsan eleştireceğiz. Yapıyorsan da Nereye gidip şey söylüyor ise... bunu? Bazı Orta Anadolu'daki yerlerde bunu söyledi. İzmir'de niye söylemiyorsun? Söylesene İzmir'de helal olsun size de diye. Duydunuz mu hiç şey İzmir'de? Bir şey yapmıyor <laughs> yani. Ha o onu demek o zaten yani. Yani gidiyor her yere size şu kadar yaptık, size şu kadar falan. Bizim be belediyenin bakın bir şey söyleyeceğim. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin e, kentsel dönüşümlerini sürüm sürüm süründürüyorlar biliyor musunuz? Ankara'nın İstanbul gelince ertesi gün çıkartıyorlar. Rezalete bak. Böyle bir şey olur mu ya? Muğla'nınki keza öyle, diğerinki öyle. Yani e, şimdi bunu aşabilmek denge ve denetlemeyle alakalı bir şey olması lazım. Öyle değil mi? Yani ben şimdi, e, şimdi denge denetleme, yerel yönetimler özellikle deyince herkes diyor ki HDP söyledi mi bunlar böyle? E, ne alakası var ya? Sen bir bunlara bak bakın 1929 30 oralarda Mustafa Kemal'in yazdığı şeylere bir bak, gördüğün şeylere bir bak. Korunma ihtiyacı var çünkü. Biliyor ki gelecekte bir problem olacak. Olacak ya. Yazmış hepsini de. Söylememiş mi? Söylemiş. Bugün onu yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Bakın çok sistematik olarak bunların hepsi kırılıyor. Büyükşehir yasalarının çıkartılmasının temellerinden bir tanesi o. Rantı toparlamak. Komple. Merkeze toparlıyorlar rantların hepsini. Dünyada nasıl oluyor? Yerelleşiyor her şey aslında. Dünyada. Hani demokrasi de öyle yani yerelden başlıyor. o yani bir kişinin böyle hakim oldu mu, işler hızlı gitti. Demokrasi o değil. Ne kadar yayılırsa. Şimdi yalnız şey, şey çok az zamanımız kaldı. E, tabii en çok merak edilen konulardan biri de e, tamam her şeyi biliyoruz. E, peki ne yapacağız? Cumhuriyet Halk Partisi ne yapacak? Ve e, şu referandumdan beri de bir e, endişe demeyeyim ama bir böyle şey izlemesi var toplumun, Cumhuriyet Halk Partisi'ni. ya yani ne yapacak? Şimdi anayasa mahkemesine gitmek iyi bir şey mi? Anlamıyor. Avrupa İnsan Hakları'na mahkemesine gitmek iyi bir şey mi? Ee, şey direniyor. Peki buna karşı ne yapılır? Çok mu yumuşak davranılıyor? Bir taraftan, e peki kardeşim biz de inelim, meydanlarda olalım. Aman aman ona bir şey yap. E peki Yüksek Seçim Kurulu açık kanunsuzluğa göz yumuyor, kendi yapıyor. E, ne yapacağız? 2019'a mı hazırlanacağız? Her şeyi unutacağız. 2019'a mı gideceğiz? Ve açıklamalar da bir, bir kamuoyunun kafasını karıştırdı. Yani genel başkan yardımcısı ve şey aynı zamanda parti sözcüsü mesela çıktı dedi ki yani biz dedi bütün seçenekleri gözden geçiriyoruz. Sineyi millette anayasa mahkemesine gitmek falan. Birdenbire 10 dakika sonra partinin bir başka etkilisi dedi ki yok kardeşim Sineyi millet. Şimdi vardı yoktu değil toplum bir şey bekliyor yani neler yapılabilir tartışmak istiyor Sineyi milletse faydası var mı yok mu benim önümde bir tartış anayasa mahkemesine gitmek varsa bir göreyim İyi bir şey mi kötü bir şey mi yani bir kargaşa mı var bir telaş mı var gibi bir endişe var hani Ankara'dan geldiğimiz bunu evet, evet. yani bu dediğiniz sorayım dediğiniz aslında bir tarafından bir endişe acaba yanlış mı olur doğru mu olur endişeleri ben bunların çoğunu aslında çok anlamsız buluyorum. Şimdi Selin Hanım'ın açıklamalarında bir şey yok zaten. Selin Hanım ne demiş yani? Selin Hanım dedi ki bütün seçenekler MYK'da konuşuldu dedi. Bunun yani, dışında ne, ne demiş yani? Sinei milletle yani Sine konuşuldu mu demiş? demedi. Yani Sinei millet, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yani bunları hep konuşuyoruz dedi ama sonra bir sanki Sinei millet çok Panik yaratmış gibi. Yok böyle bir şey. E, yani daha dur öğrenmemiştik. Ya şimdi şöyle bir durum var. Selin Hanım bunu söylerken biz MYK'yı yap, yapıyorduk zaten. Hala MYK devam ediyordu. Ve MYK'da da bu söyledikleri zaten konuşuldu zaten. Sözcüsü olarak. Tabii çıktı, ki konuşuldu yani, yani. İçeriden biliniyor böyle konuşan. Böyle bir şey de yapılmasın edilmesin diye bir şey demiyorum. Konuşuldu bunlar öyle bir şey de konuşulmadı. Efendim o gündeme geldi oturduk tartıştık bilmem ne. Böyle bir şey yok kardeşim. Bu konuşuldu. Onu sordu zaten bir gazeteci. Ben sonra izledim. Gazeteci dedi ki, Sine'yi millet tartışma e, konusunda da siz orada bir herhangi bir öneri geldi mi ya da böyle bir şey oldu mu? O da konuşuldu dedi. Evet doğru söyledi yani. Onun dışında da bir şey söylemedi zaten e, Selin hanım. Konuşuldu. Şimdi sonrasında gelip efendim konuşulmadı karar alındı. Bunlar saç yanlış şeyler bunlar. Bunlar doğru şeyler değil. Milletin kafasını karıştırmayın. Bir tarafında şu da var. Kararlı olacaksanız şöyle bir durum var. Biz teknik olarak bunları anlatmamız lazım millete. Ne olduğunu. Biraz önce izah ettiğiniz çok doğruydu. Anayasa Mahkemesi ne gitsek, ne olur, ne olmaz. Bunu herkes bilmiyor olabilirdi. O yüzden yani normalde vatandaşı bunu bildiğini zannederekten ya gideriz, gitmeyiz diyemezsiniz. Anlatalım bunların hepsini evet, yani düzgün yani bir olacak, şekilde. olacak? Ya da gidiyorum bak bunlarla gidiyorum. Mesela kamuoyu önceden belki bilmesinde fayda mı var? Yani merak ediyor insanlar. Ne yaparsak ne sonuç alırız? Çünkü iki sene herkesin gözünü korkutuyor. Hani bir umut tamam. 2019'da evet. o oh, bu oranlarla bunlar yıpranır falan fakat e, burada da bir endişe var ya ben iki sene peki ne yapacağım diyor ya yani iki sene astım astı kestim kestik yaparsa ortada muhalefet bırakmazlarsa herkesi sindirirse olağanüstü hali çok daha koyu hale getirirse gibi endişe buna karşı CHP ne yapacak sorusu var ben sizden tabii bunun net cevabını soramam yani yanlış da olur ama hani parti adına ne zaman ne yapılacak Tekin Bingöl böyle bir dizi toplantı açıkladı az önce Hani onların sonucunda e, ne çıkabilir? Ya da kamuoyu tatmin olur mu? E, ona karşı ne yapılacak? Evet, yani şimdi kamuoyunun beklentileri olan konu... ...çok yüksekte bazı şeyler var. E, doğru. Şöyle zannediyor. sine millet Millet meselesi anlatılması gerektiği için söylüyorum. Hı. Kabul ederlerse sine Millet'e de gidebilir. Ben anlatılması taraftarıyım. Ama şöyle bir durum olur. sine Millet'e gidersen ne olur? Mesela ben istifa ettim dersen... ...senin istifan bir genel seçime yol açmıyor zaten. Ne oluyor? Sen milletvekilliğinden düşüyorsun parlamentoda. Onda da aslında parlamentonun onayı var. O da ayrı. O da parlament ha, ama parlamento hiç gitmemek var. O o, yani. o, o i millet değil. Hmm. Parlamento hiç gitmemek. Ee, o hayır, hayır yani ben sine millete döndüm deyince de dönemiyorsun. Çünkü parlamentonun onaylaması lazım. Ha, tamam ki onayladı. Onun yapacağı nedir? Meclise hiç uğramamaktır yani. Ee, o yani bilincinden bahsediyor. Tabii fiilen e yani. O, şimdi meclise hiç uğramamak ayrı bir seçenek meselesi. Hmm. sine millet dediğin zaman parlamentoda onayladıysa hmm. eğer bunu sine millet olmuş oluyor. Ha, tamam. Yani... O da eğer yeterli çoğunluk bizde yok zaten yeterli çoğunluk yani genel seçime götürme yeterli çoğunluğumuz yok bizim. O hmm. zaman ne yapacak? Bizim istifa ettiğimiz bölgeler milletvekillerimizin olduğu yerlerde nispi bir şekilde seçim yapılacak. Yani Harap. onların yerine milletvekili seçim yapılacak. Onlar gittiği için. E tabii bir o senin sayın. <laughs> çok daha düşük hale gelecek çünkü aynı oranlarda. Onun yarısından falan e, gibi gelebilirsin. Yarısından daha az da olabilir. Tam e, yarısı yarısı veya az. Bunun bir anlamı da yok. O zaman o seçime de katılmayacaksın çünkü. Bu anlamsız bir şey yani o seçime katılmanda. O zaman şu olacak. Sen parlamentoda temsil edilmediğin için de siyasi parti olarak oralarda herhangi bir şey açıklayabilme, edebilme, konuşabilme yeteneğinden uzak kalacaksın zaten. Ya benim ama sormak istediğim hani cili millete dönülsün, dönülmesin değil. Hani stratejik olarak ne olacağı soruyorum. Ee, yoksa bu tartışmaya girersek yanlış da olabilir. Millet bu Hayır, sebep... bunu anlatmak açısından yani, söylüyorum ben de. Yani ee, ama tartışma Ama bir bile... beklenti olduğu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin üst yönetiminin bu havayı görmesi gerekiyor bana göre. Yani kamuoyu daha net bakın sert isteyenler var. Sert evet. demiyorum ama daha net, daha anlaşılır ve daha mantıklı bir takım ee, yeni siyasetler koymak durumunda gibi geliyor. Evet. Çünkü aksi de hani e ne yapalım? E tamam diyor adam zaten biz de onu söylüyoruz. Bir şey yapamıyoruz işte diyor. Adam astı astı kesti kestik. E ona mı boyun eğeceğiz? Z karşı bir şey beklentisi var partiden. Yani bir şey yap kardeşim. Ya, ya bir direniş beklentisi var. Bu direnişle ilgili yapılabilir zaten. Yani buna illa hiçbir şey yapılamaz diye bir şey konuşmak yanlış bence yani zaten oturacağız. Önümüzde 23 Nisan da var mesela. Bu 23 Nisan gibi 19 Mayıs gibi çok önemli bayramlarımız var şimdi önümüzde. Toplumla bir araya gelmek için çok önemli nedenler bence bunlarla ilgili ve toplumu da oraya taşımakla ilgili iyi şeyler de yapılabilir. Benim cumartesi önerilerimden bir tanesi bunlardan birisi. İkincisi şu var. Salı günü parti meclisi toplanıyor Hı -hı. bizim. Bizim en üst organımız şu anda parti, parti meclisinde. meclisinde. Tamam. Yani parti meclisindeki arkadaşlarımızdan birlikte mutlaka net bence bir karar alma noktasına geçiyor. Çünkü o parti meclisi çok uzun olur. Yani çok ciddi olacak Öyle yani. olmalı ama bir şey öyle olacak Bir şey de çıkmalı. Milletin yani. beklentisine yani. değecek de bir şey çıkması lazım. Lay lay lon bir parti meclisi olmaz orası zaten. Parti meclisimiz gerçekten vasıflı çok insandan oluşuyor. Bu çok önemli. O yüzden Orad'ın kararını bence netleştireceğine inanıyorum ben. Evet zaten. yani ben beklentiyi aktarayım tabii, tabii. istedim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden beklenen o. Değerli izleyiciler süremiz doldu. Bu haftayı da bitirdik. Pazar günü referandumun birinci haftası oluyor. Şimdi pazartesi günü e, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın da isim de zikreterek onun üzerinden AKP'ye çaktığı e, konuşmanın muhatabı Mehmet Tezkan e, bizlerle birlikte olacak. Pazartesi saat 11'de tekrar birlikte olmak dileğiyle hepinize esenlikler diliyorum. İyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.